Vallahi yayına girdim hem de YouTube'da. Başardım. SA. Ne yapıyorsun kardeşim? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür iyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bayağı bir uğraştım YouTube'da yayına girmek için ama anca girebildim kardeşim. Hem de 10 bitrate'te yayın yapabiliyormuşuz ya. İlk defa böyle bir şey gördüm. İyi bakalım. Hadi bakalım. Oyuna devam edelim. Bakalım YouTube'da izleyicimiz olacak mı? Ben de onu merak ediyorum. Millet gelecek mi? Aa, selamlar hocam demiş. Faruk hocam nasıl hemen gördüğünde geldin ya? Oo vallahi YouTube'dan da izlenmeye başladık ha. Abdullah Hoca da gelmiş. Neden YouTube? Biraz da YouTube'a yönelmek istedik ya. Olmaz mı? Miyav kedi hoş geldin. Eyvallah hoş gördük Vedat. Sefalar getirdiniz. Hocam YouTube'dan yayın açmazdın. Ya sinirlendim bazı şeylere. O yüzden YouTube'dan yayın açmak istedim beyler ya. YouTube'a yönelmek istedim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada yayın çok sessiz ya. Bir yayına şey açayım arka plandan kardeşim. İhvil ben. Oo İhvil'im hoş geldin canım. Ne yapıyorsun ya? Dur bakayım. Verebiliyoruz mu ses? Allah verebiliyorum galiba. Tamamdır. Ya saçma sapan insanlar işte bu. Ben kendimi de bas konuşu alayım da kardeşim. Mümkünse. Senin sesini şey yapmayayım. Tamam kendimi bas konuşu aldım. Tamamdır güzel. Oh be. YouTube'dan da yayın açabiliyormuşuz. Bunu öğrendim. Hem de 10 bin bitrate verebiliyormuşuz beyler ya. Çok tatlı oldu böyle. Bilmiyorum. Görüntüler daha mı net acaba? İyi valla hoca. Hissi topluyorum yan sekmede. Yok artık. Kolay gelsin yayınlar. Eyvallah İsmail Eren hocam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Tamam geri adım attım abi. Bu Şeldurup bu da tehdit etmeye gelmiyor be kardeşim. Değişik bir Şeldurup benzeri bir isim var ya. Ya sizin chatinizi büyütemiyorum beyler. Sizin chatinizi büyütmeye çalışıyorum. Görüntü aynı ben gibi ama Twitch'te arada bende net kaynaklı donuyordu. Burada öyle bir şey yok demiş. Artık YouTube'dan mı devam edeceğiz hocam? Belki YouTube'dan devam edebilirim evet ya. Çok kızdım çünkü. Kim olduğunu da söylemek istemiyorum. İnsanlara hedefe koymak istemiyorum ama kızdım yani bazı insanlara. O yüzden YouTube'dan yayın açmak istedim beyler. Bu saatten sonra açarsam YouTube'dan açarım belki. Bilmiyorum emin de değilim. Karar vermedim daha tam. Kariyere başladım bugün. Buca'yla sezona başlıyorum. Varsa transfer önerisi alırım. Kral Buca'da transfer önerisi kimi önerebiliriz ki ya? Ya boşta olan Türk topçuları falan toplamaya çalışsan. Murat'ı. Ya fizyoterapistime teklif yapıyor. Aston Villa'ya bak. Şunu ikna edelim. Kaldı lan takımda. Özel hurmacı mı aldın? Ya friki kullanacak bir tane topçu falan iyi iş yapıyor beyler bilginiz olsun. Selamlar iyi yayınlar. Oo Moneycim hoş geldin. Aleykümselam. Kayra'cım hoş geldin. Yüz yaması nasıl yapılıyor biliyorsunuz mu? Kayra bana Discord'dan sorsana yardımcı olayım sana destekten ya. Yapamadıysan destekten yardımcı olurum ben sana. Öğlen vaktinde falan genelde yardımcı olurum. Olmadı. Yayın bitsin ondan sonra sana yardımcı olurum olur mu? Manijong. Yalnız buradaki nickname'leriniz değişik yalnız. Beyler Twitch'teki gibi değil galiba. Herkes kendisini tanısın haberiniz olsun. Kayra'yı tanıdım da. İles hocam hoş geldin. Sefalar getirdin. Eyvallah. Bozdemir. Sefalar getirdin. Bozdemir'in nickname'inden tanıdım Twitch'teki. Zeros. Ben Ganalı Zeros'um hocam. Hatırlarım. Tamam hatırladım. Benim tanıtmam... Faruk hocam. Senin tanıtmana gerek yok. Seni tanıdım direkt. Zaten Faruk yazıyor. Başka Faruk yok beni izleyen. Çok sakatlanmış. Eyvah. YouTube kullanmayı yalnız bilmiyorum ya. YouTube'daki şeyleri de görmem lazım benim. Hocam Kopenhag maçı ne olur sence? Abi çok sıkıntı maç ya. Davinson Sanchez'e bağlı. Davinson Sanchez ile direkt alakalı bir durum. O yüzden direkt bir şey söyleyemeyeceğim. Ya bir de Bayern Münih'in maç satması çok kötü oldu beyler ya. Yani eşekler gittiler maç sattılar çok kötü oldu yani.
Aa büyütebildim. Tamam büyütemiyordum chat'i. Şu an büyütebildim güzel. Çok tatlı oldu büyütebilme. İçirdim kardeşim. Lan daha demin bu sefer de çok büyüdü. Dur bakayım. Şimdi bir daha deneyelim. Buradan yapabiliyormuşuz tamam. Heh, tamam çok güzel oldu böyle. Seversin büyütmeyi hocam. Efe hoş geldin. Efe'mi tanıdım. Yalnız Efe senin nickini unuttum lan. Acaba YouTube'dan da büyüyebilecek miyiz bakalım. Kılıcımız yok burada. Nasıl verebiliyoruz? Hemen verelim. Moderatör olarak ekledim. Verdim. Dur sana da vereyim hemen. Kardeşim maçımız var. He. Hocam Galatasaray kararını bıraktım. Bırakmadım Yavuz hocam hoş geldin. Yapacağız inşallah onu da yapacağız. Galatasaray kararına devam edeceğiz. Dur şey de verelim. Apo nerede? Apo verdim bakayım. Bir test edelim. Şu an burada az izleniyoruz ama herhalde. Olsun. Burada da büyürüz. Büyüyemeyeceğimiz bir şey değil abi. Bitrate'in fazla olması çok iyi olmuş ya burada. Ben bu kadar iyi olmasını beklemiyordum Bitrate'in. Rakibimiz ne yapıyor abi Brentford? 4-3 oynuyor. Abi 4-2-3-1 oynayalım sana. Ayakkabı atar geçersin ne demek be? Ya bu arada chat hızlı akmıyor mu burada? Acaba chat'in yavaşlama falan modu mu var? Biliyor musunuz onları? Moderatör arkadaşlar. Onu ayarlayabiliyor muyuz? Geçen maçtan her şeyinize devam ettirin diyelim abi. İyi gidiyorduk en son. Problem yaşamayalım. Görelim bakalım. Mesela Twitch'te yayın yaparken maç ekranında yeşil olduğu zaman benim kameram bulanıklaşıyordu. Acaba şu anda da YouTube'da da aynı oran var mı? Yoksa daha mı net? Onu merak ediyorum beyler. Ulan gol yemeyelim ya. Koşu ona pas da at dedik ama. Neyse. Yavaş mod yapmayalım ya. Yavaş mod yapmayalım. 301 görmüştük hocam. Evet. Hocam yayınların tekrarlarını liste dışı alıp kanal algoritması jortlayabiliyor. Aldım zaten merak etmeyin. Chat yavaş akmasın ya. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz abi. O tarz bir şey yapabiliriz. Onu ayarlayabiliyor muyum? Ay gol be. Onu moderatör arkadaşlar yapabiliyor mu hemen? Hızlı akabilir abi chat. Problem değil. İsteyen istediği zaman yazabilir. Aferin lan Eze. Edward. Mateta. Kardeşim maçın kaç kaç? 1-0 yeniyor. Aferin lan. Kaleci Flecken var yalnız ha. Hollandalı kaleciyi hatırlarsınız herhalde. Rakipte Flecken var. Hocam online oynarken oyun kasıyor. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim? Ben kuruyorum oyunu arkadaşta kasıyor. Arkadaşın interneti kötüdür. Ya da bak şu da vardı. Bir tane internet abonesi olan vardı. O interneti olanlarda kasıyordu abi. İlyas hocam. Çok güzel lan aferin. O internette problem oluyordu. Arkadaşın internetin ne olduğunu sor. Ve telefonla bağlanmayı denesin. Mesela telefonun internetiyle o zaman da kasıyor mu? Onu bir karşılaştırsın. Galiba TürkNet'te o sorunlu internet. Bilginiz olsun İlyas hocam. Hocam Beşiktaş Ankara ile berabere kalmış. Ya Beşiktaş bu sene 2 seneye toparlasın şükresin bence Beşiktaş abi. Acaba kaleci falan da mı alsak ilerleyen zaman diliminde? Olur mu? Türk Telekom muymuş adam? Abi internetle alakalı. O zaman kurucuda problem var. Kurucunun internetinde de problem olabilir beyler. Biz Savaş Hoca ile problem yaşarken hep bunlardan dolayıydı. Lan yediğimiz gole bak. Liverpool 3-3 yaptı. City ne yapıyor abi? Tottenham'la maçı vardı City'nin.
Lan dur, Tottenham Alev diyorum abi. Tamam o zaman. Abi yemeyelim bir tane daha be. Hikaye bak. Nasıl ağlattı sol tarafı. 3 yeniyor City. Yapma be. He 3-3 oldu. Çok sıkıntı ya. İptal etti be. Biraz daha temkinli oynayalım ya. Disiplinli oynayalım diyelim. Hocam Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçına City 4-2 devirdim, şaşırdım. Yok artık, helal olsun abi ya. Valla biz deviremedik işte. Biz kendi sahamızda bir kere yendik. Bir daha yenemedik. Ama deplasmanda da hak etmiştim yani maç. Kulevski 90'da atmış. Peki maç bitti mi? Atalım be. Oh be. De Bruyne olmayınca City bitti. Buna da katılıyorum bu arada, bu yoruma da ya. Bu yoruma da katılıyorum. Maçın kaç kaçtan hiç sesin çıkmıyor. 3-0. Maşallah. Yemeyelim, yemeyelim lütfen. Nereye vuruyorsun? Penaltı yapma. Yemeyelim ya. +1 dakika daha artı vermedi. Çok verecek o zaman. En az 10 dakika verecek herhalde. At lan araya he. Hayır. Mateta! Aslanım. Benim kameramın netliği bozuluyor mu beyler yayındayken mesela YouTube'da? Şeyde bozuluyordu Twitch'teyken. Çok bozuluyordu. YouTube'da da çok bozuluyor mu kameramın netliği? Özellikle bu saha ekranı varken. Aferin beyler. Ben de bozuluyor hocam piksel. Çok mu peki? Aşırı mı fazla? Twitch'teki kadar var mı? Daha yeni başladık ya YouTube'a yayına. Bunları düzeltiriz bu sorunları. Hocam burada da mı yayın açıyorsun? Semih hocam hoş geldin. Kanka benim dakika 66 ya. Burada yeni başladım ya. Deniyoruz. Bende bozulmuyor demiş bak Kayra mesela. Twitch kadar değil ama var ama pikselleşme. Ha. Düzelin inşallah. Ayarlarını yaparız merak etmeyin. Ya bitrate'i buranın daha iyiymiş YouTube'un. Onu fark ettim şu anda. Biraz daha ayar çekeceğim ama. İşte buraya da bildirimleri chat'ime ekleyeceğim. Deneyeceğiz yani. Aleykümselam Semih Keskin hocam hoş geldin. Kanka dakika 72. Çok atak yiyorum ya. Biraz tempoyu düşüreyim. Hocam benim FM oynarken arada birdenbire oyundan atıyor. Bilgin var mı bununla ilgili? Nerede oynuyorsun? Xbox'tan mı oynuyorsun Yavuz hocam? Pikselleşme hafifse sıkıntı yok beyler. Xbox'ta biz de o problemi yaşıyorduk Savaş Hoca ile ya. Xbox kaynaklı olabilir. Bir bilgisayarın güncellemelerini falan yapsana Yavuz. Bütün güncellemeleri falan yap varsa. Benim de maçım bitti kanka şu anda. İçirdim. Bir saniye. Taktiklerimiz aynı. Problemimiz yok. Tamam. Hocam Sasha Boy 25 milyon ama oraya gidiyorum. İnşallah ya. Ya bir yere satalım 25'e de. İster Manuya olsun ister farklı bir yer olsun. Problem değil. Yer at full siyah takımın hocam. Nasıl yani? Zeros anlayamadım. Dört iki güzel. Kanka Ezem sakatlandı ya. 3-4 günmüş. Ayev'i gönderecektik. Ayev hayvan gibi bir şey olmaz. Katkı veriyor. Kanka Ayev'i satacaktım. Çok maaş alıyor takımda diye de hayvan gibi katkı sağlıyor. Ne yapacağım bilmiyorum adamı. Saat. Hayvan gibi katkı veriyor lan.
Hani normalde çok maaş alıyor diyordum. Adam zaha kadar katkı veriyor yani. 25 satarsak feci zarar. 50 milyonluk adam bence. Evet. Yani yüksek bedellere satılabilir Sasha Boy da işte. Türkiye'de daha önceden bu kadar yüksek satış yapmış kulüp yok. Sıkıntı orada. Vermezler bence o kadar fazla para. Bilmiyorum nasıl olur. Bak şeyi de satamadık. Zanyolu'yu da satamadık yani. O da muhtemelen geri dönecek. Patlayacağız yani. Hocam kaleci antrenörü lazımsa direkt Tony Topalovic çek boşta. Onu çek ya, bayağı kaleci antrenörü aldım ya. Kaleci antrenörü lazım değil. İnşallah deneyeceğiz ama. Başka antrenör falan alacağız herhalde. Bir kulüple bir konuşalım. Antrenör sayımızı arttıralım. Bunlar önemli gelişim sağlattırmak için takıma. Beyler. Mateta da sakatlanmış. Herkes sakatlandı ilk asım maç öncesi. Süper Lig yükselse değerler artar da yükselemiyoruz. Evet, maalesef kötü abi değerlerimiz. Ulan ben su getirdim, suyum yok. Yanlış bir yere mi koydum suyu lan? Getirmedim mi acaba? Bir dakika. Antrenörümü alıyorlar, yeni antrenör alacağım. Kaçın? Oo kardeşim 6. sıraya yükselmişsin lan. Ne olmuş? Maşallah kardeşim. Şaşırdım lan. Küme düşüyordun. Ne küme düşüyordum oğlum 3. haftadan? Küme düşme potosundaydın ya, o anlamda söyledim. Lan 3. haftadan küme düşme potosu mu olur? Ne bileyim. Mateo Franch hala iyileşmedi. Ferguson dönecek. Buradan Olis'in dönmesini bekliyoruz. 7 haftası var. O önemli. Hux çok önemli değil. Ama orta sahaya değmizdi yani. Ya salak mısın? U18 antrenörü olmak ne? Vizyonsuz köpek. Adam gelip U18 antrenör mü olmak istiyor? Mal. Hocam Beşiktaş başkanlık seçiminde Hasan Arat fark attı. Yani Semih hocam. Bilmiyorum, bana Burak Elmas andırıyor ya. Bizim Burak Elmas yönetimini andırıyor. İnşallah dediklerini yapabilir ama yani bana çok saçma geldi. Bir de mesela Ahmet Nur Çebi başkan kulübün borçlarını bitirdik diye açıklama yaptı kulübün kongresinde. Herkes alkışladı abi. Halbuki sonra borçları açıkladılar. 7 milyar TL borç vardı abi. Nasıl oluyor abi bu? Nasıl borçlar bitiyor? Richards gel baba. Klein'in yerine koyayım seni. Kanka Newcastle'a maçım ya. Yenersin. Zor. Ben 5 attım lan. Ciddi misin? Kendi evinde mi attın? Evet. Benim deplasmanda kanka. Kadro kalitesiyle yenersin sen de işte. Yani inşallah da. Bilmiyorum. Klein alamıyorum oraya. Ferguson. Evet, borç çok var mesela Beşiktaş'ta. Bütçe bilmiyoruz var mı yok mu. Ocak ayında belli olacak bütçemiz. Şu anda şeysiz transfer dönemi yasak başladık. O yüzden bütçemiz var mı yok mu bilemiyoruz beyler. Dokur böyle değil de böyle oynayalım. Yani Lerman'ın savaşçılığı daha yüksekti. Bu şekilde oynatalım. Ya 4-2-3-1 çıkacağız. Blacksmith yayına gelmemiş ilk defa. Orjun Blacksmith'i mi diyorsun? Ya YouTube'da ilk defa yayın açıyoruz beyler. Herkes müsait olmayabilir. Bir de herkes YouTube'dan yayın açtığımızı da bilmiyor. Daha insanları alıştırmamız lazım. Normal yani. Can uzuna bakarız ya. Maç sonu bakarız. Zaten az kişi var şu an. Rahat rahat bakarız. Oo canlı demiş. The Orhan'a hoş geldin. YouTube'dan ilk defa yayın yapıyorum, canlı yayın. Sefalar getirdin kardeşim. Trippier, Tonali. Ulan Tonali... Kanka Tonali oynuyor Newcastle'da. Bu adam cezalı değil mi?
Bilmiyorum. Bir sene yasaklı olması lazım değil mi bu adamın? Ceza yeni aldı lan. Kanka yeni FM'ye güncelleme yeni geldi. Ne zaman geldi? Geçen gün geldi işte. 2 gün mü 3 gün mü ne oldu? Olmadı, hiç hoş olmadı. O canlı yayın çok iyi demişler. Sezer hocam hoş geldin. Sefalar eylesin. Eyvallah. Ya YouTube'un bitrate'i daha iyiymiş beyler bu arada. Birikikten yiyeceğim. YouTube'un bitrate'ini daha çok beğendim. Penaltı. Bir ama tanışmamız lazım yani biraz. Sezer hocam dedim ama Sizer diye yazıyor. Bilmiyorum. Doğru mu söyledim? Sizier. Evet evet. Yasadaşı bahisten 7-8 ay men edildi. Ya da bir sene men edildi falan diye hatırlıyorum. Hocam Twitch, YouTube ortak yayın açsaydın ya. Kaldırdı Twitch ortak yayın yasak kuralını. Ya öyle ama ben Twitch'te açmak istemiyorum abi. Bilmiyorum. Çok sinirlendim Twitch'teki yayıncılara. FM yayıncılarına. O yüzden böyle giderse YouTube'a geçiş yapabilirim belki. Can hocam hoş geldin. İyi yayınlar kral demiş. Eyvallah kral hoş geldin. Sefalar getirdim. Twitch'te gay dedim diye banladılar hesabı. Yok artık. İyi olmuş YouTube. YouTube'un bitrate'ini daha çok beğendim. Yayın kalitesi daha iyi olmuş diye fark ettim. İnşallah böyleyse bitrate'i biraz daha arttırabilirim. 20K'ya falan çekebilirim bitrate'i. Ah be. Atamayacağız herhalde. Biraz hücum diyelim bakalım ya. Uğret falan değil ya. Uğret hocam yeni tanıştık ve kendisini yani çok temiz, güzel bir insan olarak tanıyorum. Bilmiyorum. Twitch'ten ban yemedik ya. Svek hoş geldin. Twitch'te ki yayıncı arkadaşlara kızdım. O yüzden YouTube'dan yayın açtım. YouTube'un da bitrate'inin daha iyi olduğunu falan fark ettim. O yüzden YouTube'dan açmak istedim. Buraya da alışırız. Neye alışmadık? Ya hocam alayının nokta nokta salla ne bakıyorsun aç geçeyim. Ya sen bazıları gibi büyük yayıncılara parayla abonelik atıp izleyici varayı dilenmediğin için sevmiyorlar. Yani ben kimsenin bir taraflarını yalamam abi. Yalanlar da kendileri bilir. Fark etmez benim için. Hocam yayıncıya kızıp platformu terk etmenin boşver biz biziz zaten. YouTube'da da beraber oluruz. Discord kanalımızdan bildirim atıyorum zaten. YouTube'a çekeriz millet. Hayır ben milleti YouTube'dan Twitch'e taşıyordum. YouTube'dan sürüsüyle takipçi geliyordu biliyorsunuz. Canlı yayınlara. Hani FM yayıncılarına insan getiriyorduk Twitch'e. Yani değişik insanlar. Boş verin. Kimseye bir şey söyleyip etkileşim vermek istemiyorum. Yani... Olmadı bu maç. Kanka kaybettim ya. Bir kahvemi alıp geliyorum kanka. Tamam. Geldim kardeşim. Oo sen de mi yeniliyorsun? Astorna'yım senin maçın. Blacksmith burada dostlar merak etmeyin demiş. Forcun'um hoş geldin canım. Çok fena maç oldu. İzledin mi City'yi? Doğrudu hakem sonunda. Ya izlemedim de babam söyledi. Dedim baba yayın açacağım. İzlemedim. İzleyemedim yani maç. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Emery Zanyol'un bonservisinin alınmasını istemiş. İnşallah doğrudur. Umarım doğrudur yani. Ama zannetmiyorum yani. Alabileceğimize inanmıyorum. Bu arada Forge'u da görmüşken ona da hemen modluk verelim ya. Geçir. Geçirdim kardeşim. Geçiren kardeşinim ben biliyorsun. Benim Karabağ maçım var ha. Benim yok. Hemen Can Uzun'a söz vermiştim bakalım. Bu şekilde bir rapor alalım. Hocam Erik Martel ona da bakarız da Savaş Hoca'yı çok bekletmemeye çalışıyorum.
Hemen arada bakacağım. Beler söylediğiniz oyunculara. Yayın kalitesi nasıl? Ara ara soracağım sizlere bunları. Mesela şu anda maçta değiliz. Maçta değilken de nasıl yayın kalitesi onu da merak ediyorum. Aa çok iyiymiş bu. Biraz pası kötü ama ya. Savaş orta sağ olur eğer savaşçılı oynarsak yine. Şu an savaşçılı oynuyorum. Bir oyuncularımı dinlendireceğim kardeşim. Ahmet diyecektim ya. Efendim niye kayı çalamıyorsun ki kullanıcı adına? Gayet iyi. Ben de açık gibi oyun. O kadar mı iyi kalite? Yapma ya. Bir yayın sonunu merak ediyorum. İzlemeyi düşünüyorum yayın sonunu. YouTube'da bu kadar kaliteli yayın yapılabildiğini bilmiyordum ya. Ya şeyden gördüm ben. Hitox'tan gördüm. O da Twitch'i bırakıp YouTube'a geçmiş galiba. Osman'cım hoş geldin. Selamlar. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Kardeşim. Hitox da YouTube'a geçti biliyorsunuz. YouTube'da yayın yapıyor son zamanlarda. Canlı yayın Gökhan hocam hoş geldin. Sefalar getirdin evet. YouTube'da ilk defa canlı yayın yapıyoruz. Ya alırım da Google hesabının adı kendi adım. O yüzden değiştirmek mi istemiyorsun? Olsun Efe'cim sıkıntı yok böyle de. O ban yediği için geçti hocam. Ben de kızdığım için geçti. Ben de Twitch'teki yayıncılara, FM yayıncılarına kızdığım için geçti. Bazılarına. O da mesela saçma sapan bir şeyden ban yemiş herhalde. Bir haftalık mı ne? Ya hiç isimlerini burada söyleyip prim vermek istemiyorum insanlara. Zaten hiç tartışma niye? Hiç tartışmak da istemiyorum. O yüzden gerek yok ya. YouTube canlı yayınlarım devam olacak mı? Böyle giderse olacak Gökhan hocam. Evet. YouTube'a geçmiş olabiliriz yani. Kanka bir şeye bakıyorum. Taktiklerime bakıyorum. Birinci taktiğe geçtik yine. Yerlerini verdik adamlarımızın da. Ya Lerma defans oyun kurucu oynamaz abi. Belki sağda mı oynamak istemiyor acaba? Kanka bir oyuncum solda oynamak istemiyor galiba. Bir dakika bakacağım ya. Sağda oynamak istediği içinmiş. Derin oyun kurucu desteği bu tarafa alacağız abi. Buraya savaşçı orta saha vereceğiz o zaman. Savaş orta saha savunma mı destek mi? Destek tamam. Destek de oynatalım. Böyle oynasınlar. YouTube'a video şeklinde de atacağım yayınları. Evet evet atacağım merak etmeyin. Twitch iyiydi abi arka planda seninle beraber oynamak. Eyvallah. Burada da böyle oynarız. Olmaz mı? Devam edelim bakalım. Maça geçelim. Hocalar proje falan istiyor arada. Video falan. Şimdi hesabım adı Kayıç olursa hoş olmaz. Ünde değiştirirsin. Değiştirme zaten. Sonra değiştirirsin belki. Hocam Montea Can Uzun'u milli takıma çağıracak. İnşallah. Ben arkada oynuyorum vallahi demiş bak Klarius. Eyvallah. Paşam. Güzel oyunlar. Benim maça girdim ben biliyorsun değil mi kardeşim? Biliyorum. Tamam. Ya yapma yemeyelim dakika bir ya. Ama kaptırmayalım da. Buradaki ses kalitesi nasıl peki beyler? Onu da merak ediyorum. Şeydeki ses kalitesiyle aynı mı Twitch'teki? Yapma yapma. Orhan Ak, ben free steel futbol oynuyorum arkada. Free steel futbol nerede oynuyorsun? Arkada. Ulan Tottenham'ı mı elemiştik biz geçen maç? Biz geçen maç Tottenham'ı elendik. Everton'a elenirsek ayıp olur ya. Farklı gelmedi demiş. Eyvallah. Görüntü kalitesi daha iyiymiş ama öyle diyorlar. Steam'de bir oyun 4'e 4 maç. Hay maşallah. Vallahi hocam Kipren Turam aldım. Çok iyi performans veriyor. Diğeri de 100 milyonu gördü. Ya Kipren öyle ya. Gerçekte keşke alabilseydik ama yani 50-60 falan istiyorlarmış galiba abi. O yüzden alamayız ya. Ya bırak bizi adamlar United istemiş. United'a vermemişler abi. Ses görüntü gayet güzel. Çok sevindim Gökhan hocam ya.
Sim'de bir oyun 4'e 4 maç. Bu freestyle futbol, sokak futbolu gibi mi oluyor? Zaten adı o mu? Beto da oynuyor karşımızda ya. United genç topçu bitirme, direkt şu yeni Ronaldo diye gezen çocuk da harcanacak Hoylund'da. Yok ya, Hoylund'da bir şey olmaz bence ya. Hani herkes harcadılar da Hoylund'da bir şey olmaz gibi geliyor. Hoylund taş gibi ya. Ama işte kötü yani kadroları bence hala United'a göre. Boş ver şimdi Palas'ı. Ara transferde Endom inşallah ya. Hem Endombele hem Angelinho'yu hem de Kazımcan'ı da inşallah bir yere kiralayalım diye düşünüyorum ben. Ne yapıyorsun lan orada Dana? Topun yanında yatıyordu, gördünüz mü? Hocam Chelsea Osimhen alıyor. Bilmiyorum ya. Çok iyi transfer. Zaten bir tane forvet lazım Chelsea'ye de. Yani. Sen arkada ne yapıyorsun? Yam yam. Maçın yok senin diye biliyorum. Çok kaçırdık. Sesi de gelmiyor savaşın. Real Madrid'e de bir tane forvet lazım. Bakalım kim alacak? Chelsea mi alacak Osimhen'i yoksa Real Madrid mi alacak? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tuna hocam hoş geldin. YouTube canlı yayına sefalar getirdin kardeşim. Mehmet hocam sen de hoş geldin. Abi Ayev Jordan Ayev mi? Vallahi Ayev, hangi Ayev bilmiyorum da Ayev yani. Fener'deki galiba. Mecburen oynatıyorum. Transfer dönemi kapalıydı Mehmetçim. Bakalım şöyle bir. Jordan Ayev, evet. Real Osimhen çekse Ucele domine eder. Sadece Ucele değil. Ligi de domine eder de. Şimdi Girona işte falan lider de. Çakma lider yani. Daha geçer herhalde Real Madrid onu. Hocam United'da Zidane ya da... Ulan Zidane bile United'da adam edemeyebilir ya. Ya saçma sapan futbolculara para yatırmak yerine adam gibi transfer yapsalar çok tatlı olacak da işte yapmıyorlar. Bilmiyorum neden yapmıyorlar. İndir lan. Kanka maçtayım ben. Geçmedim lan hala. Bitmedi vallahi, hala atak oluyor. Sen nereye gittin? Geldiğin şeylerden. Şeye çay koymaya gittim. Yeniliyorum da kanka. O yüzden biraz uzadı maç. Kanatları kullan diyelim bakalım biraz daha. Biraz rakip ileri de alalım. Dokur kötüymüş abi. Dokur sen kötü oynamak için ne yapmış olabilirsin? Holding gel. Bak yine yanlış yerde oynatmış. Eşek bunlar ya. Chris Richards. Lerma'ya yok ya, yeter. Ya da dur. Matteo Franche gel lan. Oyun kurucu, ofansif oyun kurucu yapalım seni. Şöyle bir şeyle yapabiliriz belki. Hocam senin Galatasaray serisini izledim. Esposito aldım. Adam Prime Ronaldo dönemi açtı. Efsane. Yapma be. Lan gol dedik. Ya kanka ikinciyi yedim. Galiba salacağım ya. 70. dakika. Saçma sapan gol attılar. Tottenham'ı eledim. Everton'ı eleyemiyorum ya. Yamasız FM24'te simülatme seçeneği yok beyler. Bir tane tema yüklemeniz lazım. Tema yaması özellikle. Ama her tema yamasında da simülatme yok. Bilginiz olsun. Girona City Futbol Grubu... Yapma ya. City Futbol Grubu'na bağlı olduğunu bilmiyordum hocam. İlk defa duydum. Demek o yüzden bu kadar iyiler. City Futbol Club da yani bütün dünyayı ele geçirdi böyle giderse. Her yerden kulüp alıyorlar abi. Bunun bir işine son vermek lazım yani. Bu tarz bir duruma. Rekabet bitiyor yani parayla. Ulan 2-1 oldu. Atar mıyım acaba bir tane daha? Ya saçma sapan maç verdim. Türkiye'den Göztepe falan diyorlardı. Gerçi Göztepe'yi Ruslara diyorlardı galiba. Bir gruba kimi yazmışlardı? Neyse Karabağ Cup çok önemli değil. Beyler Ocak ayında transfer yapacağız, merak etmeyin. Ocak ayında transfer yapacağız. Oo Det hoş geldin canım. Ne yapıyorsun? Sefalar getirdin. Hocam Marcos Leonardo bakalım abi hemen. Ama biraz bekletmeyeyim savaşı. Bir maça gününe kadar geçireyim de ondan sonra bakayım. Çünkü laf yapacak bana sonra. Kanka bir oyuncuları bir gün dinlendirebilir miyim diyecektim de. Neyse geçti galiba. Yok var, dinlendirebiliyorum. Bir dakika bekleteceğim. Maç yarın lan, nasıl dinlendireceksin? Yarına kadar dinlenebiliyorlarsa dinlensinler. Dinlenmiyorlar. Bazen erkenden yaptığın zaman dinlenebiliyorlar ya, sabah 8 mesela. Yok kanka. Bakayım, deneyeceğim. Gün,
Günün antrenmanını yapıyorlar. Saat 3 lan. Evet. Şu an maç çocukları izinden çağırıp oynatacağım. kulüp kadar kulüp var. Yok artık. Amerika'da da var diye biliyorum. Kulüpleri. Chris Richards falan oynatacağım ya burada. John Stone sen de adam gibi oyna top ya. Mathieu Francia iyileşeceksen iyileş sen de oğlum hadi. Maça giriyorum kardeşim seni bekletmeyeyim. Kime bakacaktım ya? Marcos Leonardo muydu? Hemen savaş girmeden bakayım onu. Brezilyalı iyi bir oyuncu da. Biraz pahalı ya bence bu kariyerde. Geçen sene daha ucuzdu, daha uygundu. Ve daha gençti. Daha potansiyelliydi sanki. Yani bunda da iyi olabilir de sanki geçen sene daha iyiydi. Ciro'nun kadrosunda olan iki oyuncu Manchester City oyuncusu. Hangileri? Arkada Young Boys kariyerine devam edeyim yayını dinlerken. Eyvallah hocam. Kolay gelsin. Onlar da 4-2-4 oynuyorlar. Ah, yemeyelim. 4-3 mü oynasaydım acaba bunlara? Merkezden oynamaya zorlarsak bunların merkezinde kim var? Kamara ile Douglas Luiz. Rakibin orta yapmasına izin verme. Merkezden oynamaya zorla diyeceğim bakalım. 4-2-4 oynuyorlar ya. Ulan merkezden oynamaya zorla dedim. Direkt kanattan atak yiyorum ya. Düzgün top yapalım. Düzgün. Ya abi nasıl pas hatası bu? Abi. Bak şimdi merkezden de geliyorlar ki ya. Merkezleri daha iyi bizden galiba. İyi top yapıyorlar. Aferin lan. At araya. Lan bomboştu. Pas. Uy ah be. Ya Zaniolo çok kötü ya. Ya oyunda iyi de gerçekte çok kötü yani. Bilmiyorum biz onu satamayacağız. Elimizde kalacak yani. Dinya Kamara. Attık. Chris Richards. Richards'ı da beğendim baya. Ayev. Yap asistini lan. Ya patlat işte be oğlum. Pas atsa atacağız yani burada golü. Daha hiç adam satmadık ya beyler. Ocak ayına gelince transfer dönemi açılacak. Biraz daha kontrolü aldık gibi. İşte bu be. Ofsaytlar mı? Verme hocam be. Sıfırdan açtı lan ortayı. Lütfen. Allah'a verdi golü. Golü verdi. Ofsaytı vermemezlik yapmadı. Yok Galatasaray kariyerinde değiliz ya. Beyler online kariyere girdik şu anda. Kaptırmayalım. Ya bak kaptıracağız gibi yani. Belli yani pas atmasından belli. Kaçayım mı araya oğlum? Diaby'ymiş yani. Yedik. John Stone kapattığın köşeden gol yiyorsun. Zaniolo attı bir de galiba. Kim attı? Zaniolo mu attı? Eşek ya. Kanka Zaniolo'dan gol yedim ya. Geçmiş olsun. Açsınız şu mağazınızı. Ben Galatasaray kariyerinde Zaniolo'yu 75'e satıyordum, gitmedi. O yüzden uygun fiyata vermedim. Ama şimdi de daha uyguna satmam herhalde. 100'e falan satarım diye düşünüyorum beyler. Bayağı iyi çünkü Zaniolo. Mathieu Francia'yı orada oynatabilir miyiz ya? Oynar ya. Gel bakalım. Aslında oyun kurucu bir kanat olarak da oynatabilirdik orada. Zaniolo bitirdin bizi. Penaltı yapma. Çık be abi ha. Lermacım lütfen doğru kullan şu topu. Hadi abi. Michel iyi orta. Bomboş. Lan nereye? Oy Roveşat da vuruyor orada. Niye Roveşat da vuruyorsun? Orta sahalarımız aslında aldı üstünlüğü onlardan da yani gol atamıyoruz anasını satayım. Ve gol yiyeceğim gibi de duruyor. Aferin lan Dokur'la Lerma'ya baksanıza. Kaptırmayalım. Kaptırırsak gol yeriz. Tamam. Matteo Francia hadi. İşte bu kadar oğlum. Ofsayt verme.
Geçerli say be. Ya iptal etme şu golü be oğlum. Zaniolo'nun yurt dışında piyasası var. Her türlü satarız ama yüksek fiyata satar mıyız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Semih hocam. Franca nereye vuruyorsun oğlum ya? Yani şu maç benim hakkımdı ya. 7 tane şutu var adamların. Sen ne yaptın? Yendin mi lan? Yeniliyorum. Kimle maçın kardeşim? Sesin soluğun çıkmıyor bugün. Tottenham. Yemeyelim ya. Kap orada be oğlum. Ses arttıracağım ya. Zaniolo'nun tek şansımız abi Zaniolo konusunda. Yapma. Yeme be oğlum ya. Abi iki kere. Oh Allah korudu. Tek şansımız İtalya milli takımında olması. Allah koruyor kaleyi. Şlop gel. Gol yapmamız lazım. Online kariyer mobilde yok abi. Evet Osman'cığım. Bu arada burada olan arkadaşlar yayınımızı beğenirse çok sevinirim beyler. YouTube bu şekilde ön plana çıkartıyormuş. Ön plana çıkarız. Lerma! Videoyu beğenmeyenlerin, yayını beğenmeyenlerin takımları küme düşsün. Chris Richards. İyi orta gol getirir. Hocam penaltı ver bari. Nasıl bir şey yok? Ellerini açtı bir de. Zaniolo yakma bizi. 90 artı 1. Zaniolo yakma. Bailey. Bari offside. Net offside. Ya yenemedim Aston Villa'yı kanka ya. Canın sağ olsun. Sen yendin mi Tottenham'ı? Berabere. İyi. Kabore sakatlanmış. He. Rakip çıkarken üçlü stoper gibi çıkıyor. Üçlü stoper oynayan rakipler ön alan presi yemez. Üçlü değildi ama 4-2-4'tü adamlar. Abi Köln aldım. FM23'te Bundesliga'ya çıkarmak için çıkardım ama Bundesliga'da da biraz kötü bir muamele yaptılar ya. Çok mu yiyorlar? Çok mu atıyorlar gol? Acımıyorlar mı? Galatasaray'la küme düşersem ayıp olur hocam. Yani Galatasaray'la da küme düşme oğlum. Abi Önder hoş geldin. FM24'te oyundan atıyor. Nasıl düzeltilir? Önder problemlerini gel Discord kanalımıza yaz. Discord kanalımızın ama linkini nasıl atacağım sana? YouTube'da daha yeniyiz. Dur bakayım. Discord kanalın linkini atayım şöyle bir. Bittim açım. Geçmiş olsun kardeşim. Attım. Geçiriyorum. Bunu sabitleyebiliyor muyuz mesela bunu? Allah sabitleyebiliriz herhalde. Mesajı sabitledim beyler. Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Her türlü sorun, yama, tema her şeyi alabilirsiniz buradan. Yedi gün var. Benim de Tottenham'la maçım kanka. Direkt seni takip ediyorum ha. Hiç farklı bir şey yok yani. 6 hafta sakatlandı takımdaki tek sağ bek ya. Geçmiş olsun kardeşim. Bende fazla sağ bek var abi. Verebilirim bir tanesini. Sen gerçi benim sağ beklerimi almazsın ama. Oo Canuzu'nun potansiyeline baksanıza beyler. Full çıktı. Değilik. Kanka oyuncularımı övüyorum. Enes Ünal'ı aldım Türkiye kuralı için ama gol atmıyor, asist yapıyor. Ne oynatıyorsun Enes Ünal'ı? Enes Ünal'da FM24'te oynamadım da 23'te oynadım. 23'te oynadığımda al sat yaptım ya. Çok performans alamadım sanki. Ya da rotasyonda falan oynattım Türk olduğu için. Bir dakika ya. Sahte kanat bek var şu inverter bek olayı. Kyle Walker gibi sağ bek stoperi üçlüyor. O şekilde mi diyorsun? O anlamda mı dedin 4-2-4'te üçlü gibi oynuyorlar diye? Ya o konucu da ona bakılırsa yapıyor ya bazı maçlarda. Ya Sasha'yı bırakıyor arkada ya Angelinho'yu bırakıyor. Üçlü gibi yapıyor. Ama tabii senin anlattığın olay daha çok Arsenal'da ve City'de daha geçerli. Enes Ünal yaratıcı değil mi ya? Daha çok çalışkan forvet miydi? Bakayım şuna bir profiline. Yaratıcı ya bu profil. Biraz hızı düşükmüş ama yaratıcı yani profili.
Çalışkan oynar mı? Çalışkan yok, oynamaz ya. Aleykümselam Samet hocam, hoş geldin. Twitch'i saldık mı? Ya Twitch'teki yayın açan bazı yayıncılara kızdım. O yüzden YouTube'a yayın açmaya başladım. Bir deneyeyim dedim, bakayım oluyor muymuş. Gayet de oluyor şu anda. Bunun ayarlarını yapıp belki YouTube'dan yayın açarım bundan sonra. Bilmiyorum, emin değilim. Hoş geldin. İran Kunda diye bir topçu var abi, bakabilir misin? Bakalım hemen ya. Ne demek? Bulamadım. Çıkmadı. Nereli? Acaba database falan mı yetersiz bizim? Olabilir yani bu tarz şeyler. Kulüp çalışanlarımız önemli. Bir tane antrenörümüz eksik. Belki bir tane antrenör alabiliriz. Duran top antrenörü ve performans analisti de lazım. Buradan ilan verelim abi. Performans analisti ilanı verelim. Önemli. Kiralık oyuncu sorumlusu ilanı da verelim ya. Hocam Saşa'yı elimde tutmak için Liverpool'u Real'e reddettim. Yönetim Chelsea'ye Eliminion'u kabul etti. Serbest kalma maddesi direkt mi vardı yoksa yönetim direkt mi kabul etti? Ya paraya ihtiyacı olunca mecbur kabul ediyorlar. 50 milyon da iyi para bu arada. Zero. Sat ya. Boş ver. Gerçi yönetimle konuşsan belki takımda tutabilirsin de bilmiyorum. Sen yine de bence sat yani, eğer paran yoksa. Varsa da yönetimle konuşup iptal ettirebiliyorsun. Gronto çok uygun lan. Gronto'yu bu kariyerde deneyelim bak. Paramız olursa bunu direkt alalım. İlk defa bir almış alalım bu. PM24'te. Gece oynuyordu. 70'e 80'e satacaktım. Ya 50 çok kötü bir para değil bence. Problem değil. Ya zaten 1-2 satış yapsan mali durumun iyi olduktan sonra yönetim ondan sonra karışmıyor. İstediğin fiyata satarsın ondan sonra. 1-2 tane normal bir satış yap 50'ye 60'a. Bir yerden sonra yönetim karışmıyor, merak etme. 45'e Kazımcan'ı satmadım. Eşeklik ettim sanırım. Estağfurullah da biraz öyle olmuş. Samet hocam oynayacağız hocam. Yeni skin öneriniz var mı? Ya Zealand tema çıkarmayacağım demiş herhalde bu seride. O yüzden ben de şu an bu şeyle, temayla devam ediyorum. Mutluyum. Kojuro'yla. Motunyo. Tavsiye edilmiş. Yok. İsmail hoş geldin. Gnoto Brighton kariyerini aldım. Şu an 100 milyon değeri var. Yok artık. O zaman ben de bir alayım ya bu kariyerde. Bir deneyelim bakalım. Test edelim. Forvetlerin birinden çıkarım herhalde. İyi para verirlerse. Avustralya bende açık değil herhalde ya. O yüzden çıkmamış olabilir Osman hocam. Mükemmel topçu bende var şu an. Gnonto'yu ne oynatıyorsunuz? Kanat mı forvet mi beyler? İşimle alakalı mesaj geldi de beyler. Kusura bakmayın. Bakmak durumunda kalıyorum bazen. Hedef önermeyelim yaşlı topçu. Gerçi yaşlı değil ama. Ya çok da iyi bir topçu da değilmiş yani. Buna hedef önermeye gerek yok. Dokuru övelim. Geçirdim kardeşim. Ya bir firmaya reklam vereceğiz de onunla alakalı mesaj geliyor. O yüzden cevap vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ne oynuyor abi Tottenham? Ya Tottenham'a biz 4-2-3-1 oynamıştık galiba, öyle kazandık. Şeyde Karabağ'da, ama Karabağ'da kazanırsın. Önemli olan burada kazanmak. Şöyle oynatalım bakalım. Çok da çalışkan oynamaz ama pivot hücum oynatıyorduk galiba, değil mi? Böyle deneyelim bakalım. Çekiliyorum. Üst gel bakayım. Anca milli takıma geçmiş eşek. Darwish bak çok fena yetenek, erkenden çek. Darwish nerede oynuyor? Kaç para? Hangi mevki beyler? O da önemli. Ara ara hatırlatacağım bu arada beyler. Canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Sizden ricam. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye zaten düşünüyorum. Hem Chelsea'de Reece James yok mu? Saşa'yı ne yapacaklar ya? Chelsea, Reece James bilmiyorum. Oyunda mı almışlar? Gerçekte zaten almadılar da. Hani ilgileniyor dediyseniz diye dedim. Daha demin 50'ye mi Chelsea'ye demiş? Aa evet, 50'ye Chelsea'ye demiş. Saçma olmuş Reece James varken, evet. Belki satmışlardır ama. Güzel. Ya çıkarken kaptırma çok problem oluyor ya.
Yedik, aferin. Oo Ceyda'cım hoş geldin. Ne yapıyorsun kız? Zilli. Sevdiğim için diyorum bu arada, hani böyle demem hoşuna gitmiyorsa söylemeyebilirim Ceydoş. Barça 10 numara ya da kanat da. Tamam hatırladım, Barça'daki eleman. Ya bilmiyorum, uygun fiyata verirlerse alırım da uygun fiyata vermeyebilirler beyler ya. Recall Levi's al sağ beke veya Morgall'la. Ya ben şu anda sağ beke şey alacağım beyler. Bana söylüyorsanız. Bu Danimarkalı Jalert alacağım. Galatasaray kariyerinde almadım. Bu kariyerde bir deneyeyim bakayım. Evet canlı yayın bu. Ceyda hoş geldin. Ya Dokur neler yapıyorsun ya? Sıçlar ağzımıza. Ha, çıkartamayacağım bak, topu gol yiyeceğiz. Yaşadık bu senaryoyu. Dostum merhaba. Hüseyin hocam hoş geldin. Benim laptop Intel Core bilmem ne bilmem ne. Ekran kartı 1660 Ti. Yavaşlamadan oynamak için 160K oyuncu fazla mı olur? Uzun vadeli kariyer için nasıl önerirsin? Hocam laptoplar normal bilgisayarlara göre çok fazla kasabiliyorlar. O yüzden direkt bir şey söylemeyebilirim. Hani direkt laptop performansından anlayamayabilirim. Mesela 100K'da deneyebilirsin. İstersen çok şey yapmadan bir 10-15 tane lig aç. Ona göre bir sonradan tekrardan oyun içerisinde ligi açabiliyorsun ya. Kasmazsa bir dahaki yaz sezonuna kadar 5-6 lig daha açarsın. Oyun içerisinde lig ekle dersin. Sol bek sakatlandı, ne yapacağız? Ward gel. Ceyda geldi, savaşa selam olsun diyor karşım. Aleyküm selam. Toplum ağzıma sıçıyor bu arada. Hem de Wolf sıçıyor. Yapma ya, yapma ya. Korkanın çocuğu olmaz. Biraz disiplinli oynayalım ya. Ya öf. Hoş bulduk hocam, ne demek ya Hüseyin hocam, eyvallah. Sefalar getirdik inşallah. Sonradan evet database genişletilebiliyor hocam. Ama bir sezon sonra genişliyor, haberin olsun. Mesela database'i genişletirken lig ekledin ya. Bir dahaki senenin yaz, transfer ayında açılıyor lig. Yapma yapma. Kanka 2 yedim ya. Ulan biz şey yaparken şu mesajlara cevap vermek durumundayım beyler. İşimle alakalı, yoksa yayın açamam. Ya o golü attım. 10 atla saniye bunu sonra kırmızı gördüm. Tebrik ediyorum ya. Benimki de boş kale atamadı. Ceyda'cığım bu arada sana da buradan moderatörlük vermiş miydim? İyi vermişim, güzel. Lan oğlum kaleye vursanıza, kalesizler. Lan kaleye vurun, paslaşıyorlar hala. Şaka gibi ya. Evet buraya da Mubot falan eklemek lazım. Katılıyorum ya. Ya onların ayarlarını yapacağım inşallah. Gol attım. Kırmızı komut yok hiç, evet. Tebrik ediyorum ya. Vallahi var ya. Çok kötü konuştum bu arada. Bir şut ne, istifaya çak. Abi şut çekmiyorlar. Ne yapayım, çekmediler. Mateta. Mateta. Of. Aa! Mateta. Abi bunu nasıl atamaz ya? Biraz asimetrik bir diziliş olsun. Disiplinli diyelim, yaratıcı diyelim. Nestro, Irene Kulende, Adelaide United, Avustralya abi 18 yaşında. Bizde muhtemelen Avustralya Ligi açık olmadığı için database'imizde gözükmüyor şu an Osmancı. Avustralya Ligi'ni açmadık. Mesaj atayım da. Ya söyleyeyim, hemen geliyorum.
Yani hatırlatayım sana, yoksa yapmayı unutursun sen. Ne olur Efe'cim, eyvallah. Gehi. Abi kırmızı ver lan. Lütfen. Ya sarı mı verdin? Ya takım da yorgun ya. Hafta içinde falan çok maç yaptık ya, biraz ondan da kaynaklanıyor. Şulap gel bakayım, Şulap. Riding Watt oraya değil aslında ama. Buraya Lerma'yı çıkartalım ya. Ward da çok kötü oynuyor da. Yer değiştirelim. Farklı şeyler denedik ama 2-0'da bir şey olmadı ya. Kanka yenildim ben yine ya. Ben de yeniliyorum. Geçmiş olsun. Pastı güzel. Bir daha lan. Hadi lan, son atakta atalım lan. Neyse. Tamam abi, bende var. 4 milyon aldım. 3 yıldız potansiyel, 4.5 yıldız. Sizin pastlaşmanız. Oha. 3 yıldız normal, potansiyel 4.5 yıldız. Çok iyi. Şut çekmedik ya. Kanka şut çekmedim ya. Çok kötü oldu. Yalnız bağlantım, yayındaki bağlantım kusursuz gözüküyor şu anda. Çok güzel. Beğendim. YouTube'da. Mesela Twitch'te çok fazla problem oluyordu internette. Şu an daha güzel gözüküyor. Ne yapacağız biz? Küme düşmeden kalabilecek miyiz burada? Görüntü de çok iyi abi şu an yayındaki. Yapma ya Yavuz. Vallahi mutlu oldum abi ya. İyi iyi, böyle devam ederiz ya. Saçma salak insanlarla uğraşmayız abi Twitch'te. Bir dakika. İzleyenlere değil bu arada. Konuşmam. İki gün dinlenme verdim abi, güzel. Sakatlanmışlar ama. Matete kaç gün abi? 11 gün. Michel 9 gün. Sıkıntı ya. Ya sorma, aynen Glarus'um. Katılıyorum sana. Teşekkürler. Maçını yapmak istediklerini antrenman olarak çalıştır. Kesinlikle, ama şu an daha istediğim oyuncuları da almadım ya. Bu oyunculara bir antrenman vermenin bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya. Lucanes'i çok severim. Benim bebeğimdir kendisi ya. Mönchengladbach sol beki. Altyapıdan çıkma. Şu şekilde. Potansiyeli iyiyse belki düşünebiliriz ama çok aldım bunu ya. PM 21-22'de o kadar çok aldım ki Lucanes'i. 23'te de aldım belli başlı zamanlarda. Artık 24'te almam ya. Başka sol bek buluruz oğlum. Gerek yok. Valentin Barku'yu alamamıştım. Belki Valentin Barku'yu alırım Ocak'ta. Sol beke Valentin Barku'yu, sağ beke Danimarkalı JLRT alırım abi. Taş gibi sağ bek sol bek rotasyon olur. Satarız saçma sapanları da. Böyle bir tam bir ilk 11 kuralım abi. Paramız olursa eğer. Oyuncu da satabilirsek. Ondan sonra çok tatlı olur. Sol bekte kimi oynatacağız abi? Riedewald oynar mı acaba? Yani çok oynayacak gibi de durmuyor. Ward'a oynatacağım yine. Ya da Richards'ı oynatabilirim. Richards'ın iki ayağı da vardı geçen oyunda. Geçen oyunda Richards'ın mesela iki ayağını kullanabiliyordu. Şu an sadece sağ ayağını kullanabiliyor abi. Ama solda da oynayabiliyor diye. Bireysel değil, takvimden takım antrenman. Biliyorum Gökhan hocam, yaptırdım ya zaten hep. Yani normalde bundan antrenman takvim veriyorum ama şu an bu oyunculara antrenman yaptırmam bana bir şey kazandırmayacak. Çünkü çoğundan çıkacağım. Yani birkaç tanesi falan kalır burada. Bir tek belki şey verilebilir. Takım dinamikleri için. Daha iyi olsun takım uyumu. Takım dinamikleri daha iyi olsun diye. Biraz kulüp içi antrenman verilebilir. Hani takım dinamiklerini düzeltmek amaçlı. Yoksa oyun planımla alakalı antrenman vermeyi düşünmüyorum şu anda. Yeni oyuncular gelene kadar. Ocağa kadar. Buradan bireysel antrenmandan da bahsetmedim zaten. Normal antrenmandan bahsettim. Bireysel antrenman da zaten vereceğiz de. Ben normal sosyal faaliyet yapıyorum. Takım kaynaşması falan yaptırıyorum. Şu anda sadece. Ara sıra. Beşiktaş'ın başkanı kesin belli olmuş mu beyler?
Transfer teklifi geldi lan oyuncularıma. Ne alaka? Altyapıdakilere gelmiş. Hasan Arat 2000 fark önde. Yuh. 2000 fark ne ya? Hitox hangisini destekliyordu? Sanki birisini destekliyordu gibi geldi bana. Hasan Arat'la mı yayın yapmıştı? Diğeriyle yayın yaptı mı hiç? Serdar Adalı'yla yayın yaptı mı Hasan? Şey Hitox. Edwin Berton önermişler. Blackburn'da ama pahalı yani. Hadi gönderdi kiralık abi. Dünya üzerinde bana gelmek isteyen duran top antrenörü yok ya. Kanka normal antrenör olarak arat onu ya. Duran top antrenörü olarak arattığın zaman çıkmıyor. Normal... Ben zaten öyle aratmam oğlum. Duran topu iyi olan antrenör olarak arattığın zaman çıkmıyor mu? Çıkmıyor oğlum işte öyle aratıyorum zaten ya. Allah Allah. O kadar mı kötü oğlum takımın? Abi Hasan Arat fark attı. Beşiktaş'ın için iyi olur. İnşallah. Ya bana söylemleri Burak Elmas andırdı beyler. Geçen Beşiktaş'ta arkadaşlar kusura bakmasın da. Geçen söylediğim U18 antrenör olacağım diye tutturan gerizekalıyı almaya çalıştım. Gelmedi işte. Ama inşallah dediklerini yapar diye. Geçeceğim ya. Umarım. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz siz? Beşiktaş'ta olan var mı chatte? Yok abi kimse gelmiyor. Şu an YouTube'dayız. İlk defa yayın yapıyoruz. Az kişi izliyor ama. Ol diyorum. 25 kişi falan var diye görüyorum. Ama belki Beşiktaş'ta vardır tabii canım. 3-4 kişi vardır en azından. Performans analisti ilanı gelmiş kanka. Şu ilanlardan bir performans analisti alacağım ya. Müsaadenle. Ben oradan adam almıyorum. Boklar geliyor oradan genelde. Güzel geldi sana bu sefer da tavsiye ya. Etmem. Yok yok güzel geldi bu sefer. Baktım. Yarısı Galatasaraylı buradakiler demiş. Bilmiyorum. Gagliardini al hocam performans analisti. Gagliardini diye okudum. Gagliardi. Bu Karagümrük müydü? O mu Yavuz? Bu Karagümrük'teydi sanki geçen dönemlerde. Öyle hatırlıyorum. Gelmiyor şu anda. Gitmiş. Seninle maçım. Şu anda mı? Yapma kanka çok sakatım var ya. 6 gün sonra. Çok sakatım var. Bir de milli takımda herkes. Bütün oyuncularım. Bilmiyorum 6 gün sonra maçım. Bir de değilleri kapatalım da. Bir dinlendireyim ha. Çok atma. Atamıyorum ya gol. Ben de atamıyorum. En son 3 maç önce attım sanırım bakayım. Yo atmışım lan geçen maç. Sakatım da çok. Aynen aynen almışlar Yavuz. Alamayacağız herhalde. Son tam gözlemci ile alakalı bir şey var. Zayıf yönlerini söylemiş bana kardeşim. Rapor geldi. Benim raporum mu geldi? Savaş alır maçı demiş Ziros. Ziros senin Twitch'teki nickin de aynı mıydı kral? Bizim takım kötü ya. Oğlum sen Tottenham'la beraber kaldın. Ben yenildim. Kanka kaldım da yani kadroda sağ bekim yok şu an. Benim de sol bekim yok şu an. Sakattı en son. Senin maçta oynayacağının garantisi yok. Bir de milli takımdaymış. Kanka sol bekte oynayan adamın yok mu şimdi? Yok onun dışında yok. Girer bakarım. Bir tane bile çıkarsa söverim ama bak. Kanka şöyle bir dakika söyle. Şöyle demiş. Şöyle demiş. Adam sağ bek. Sağ bek solu turuncu oynuyor. Onu sayıyorsan bir şey demiyorum. Ya kardeşim. Sonuç olarak adamın özellikleri sol bek içinde yeterli mi? Onu yeterli değil işte. Ben. Yeterli değil işte sol bek oynamaya. Michel var. O da iyileşti şu anda. Ya, şimdi iyileşti oldu değil mi? Vallahi sakattı lan. Yemin ediyorum sakattı. Sor chat'e sor. Sus. Yalan mı söyleyeceksin kardeşim? Sen hep yalan söylüyorsun. Yazıklar olsun. Ben algı seviyorum. Sakattı cidden ama. Julian arıyor. Bakalım. Tamam Zeros'cum alışacağım sana. Ganzeres olsun. Tamam. Alışacağım.
Zeros diye olunca unuttum bir anda tekrardan. Ara ara sorarım. 22 yaşında olması kötü ya. Biraz kötü bence bu adam Yavuz. Arayo kötü. Beğenmedim bunu. Tamam böyle diyelim. Mateta'yı övelim abi. Kardeşine çok atma. Takım yorgun ya. Kanka 5 kişi milli takımdaydı. Yorgun yani bayağı. Olabilir. Ay savaşta da iyi adamlar var ha. Baksana. Aa. Oynayabileceğim. Kiralık mı bu? Kiralık ama iyi adam yani. 11 başlamazsın ki ya. Lokongus'u var. Barkley var. Nasıl olacak? Kendi sahamda ise 4-2-4 oynayabilirim aslında da. Lan aşırı savunmayı ne olmuş buraya böyle? Dengeli yapalım şunu. Gnont'u yok. Ocakta alacağız abi. Ocakta alacağız beyler. Başkan Hasan At olmuş. Hasan Arat olmuş Beşiktaş'ta kanka. Böyle de bir bilgi. Hayırlı uğurlu olsun. Ward oynatmayacağım. Richards oynatacağım ya sağ tarafta. Klein'in olmaması hala çok kötü oldu da. İyileşmiş lan. Gel bakalım. 4-2-4 oynamasam mı savaş kardeşime karşı? Derin oyun kurucu oynatınca çünkü problem yaptırıyor. İki tane savaşçıyla oynasam. Böyle deneyelim bakalım. Bir dakika. Aslında savaşa 4-2-4 oynamamak lazım. Çünkü 4-2-4'ün onda bir çaresi var. Savaşa normalde temposuz bir oyunda 4-2-3-1 oynamak lazım ama yine yanlış iş yaptım. Başkan peki Rıza Hoca ile çalışacak mı? Beyler bilginiz var mı? Ya işte Ahmet Nur Çebi'nin Hoca ile anlaşması da kötü oldu. Şimdi yeni başkan kimle çalışacak belli değil. Amına koyayım, stoperi sağ beke koyacağım. Sağ beke stoper koyduğum için stopere kimi koyacağım onu düşünüyorum. Kardeşim benim geçmiş olsun. Mecburen bu aptal oyunu. Çık ya böyle bir şey olmaz herhalde. Çıktın mı maça hemen? Çıkıyor. Stopere Kaan'ı koydum. Allah beni şevklendirme lan. Kemal'ın adı ne? Kojuro hocam. Discord kanalımıza var. Çete sabitledip katılıp oradan alabilirsiniz Hüseyin hocam. PM24 yamalar kısmında. Şuna pres yaptıralım ya oyun kuruculara. Muhtemelen Barkley de bir oyun kurucu. Defanstan topla çıktı demeyi de biliriz de dur bakalım. Başarılar dilerim kardeşim. Bir saniye ben dileyemiyorum şu an. Şu anda sadece Kojuro da var. Başka tema kullanmadım. Eskiden Zealand kullanıyordum. Zealand de vardı. Galiba Tatado var. Başarılar diliyorum. Tatado eklerim isterseniz. Ne yaptın yine tempoyu mu düşürdün? Vallahi yatmaya çalışacağım. Yatabilirsem yatacağım. Yatıyorsun şu anda gayet. Hiç pozisyon bulamadık. Ben de tempoyu düşüreyim ya. Ne kadar yavaş oynanıyor lan? Ne bileyim. Az hızlandırsana. Bakayım hızlandırayım kanka. Hızlandırdım. Da çok hızlı oldu lan. Bizim maçta en azından biraz yavaş olsaydı. Ya hızlı oynansın ya. Pozitifteyim zaten. Oradan orta mı açacaksın abi? Pas versene yanına. Dana. Bizimkiler yiyebilir. Benimki niye pas vermiyor orada kanka? He? Oy.
Yap asistini lan. La penaltı. Ya yemeyelim. Ya Chong, kafanı sikiyim. Allah'ım. Pasa bak. Araya lan, araya lan. Penaltı. Ne penaltısı ya? Kanka gördüm, gözümün önünde oldu, Osman gibi söyleyeyim bizim. Topa dokundum lan, top oraya nasıl gitti? Yoktu zaten, dışarıda zaten. Aa penaltı verdi, vallahi penaltı. Salaklığa bak ya. Kaçırırım ben de bu eşeklik olduktan sonra. Ulan foul değil, ceza sahası içinde değil. Sokayım böyle oyuna ya. Valla ceza sahası dışındaydı, foul de yoktu, üstüne penaltı vardı valla. Ah be Mateta be. Biraz eyyam oldu ama. Olur beyler. Abi üst parası var. Değeri 26.5. Parça 87 verdi. Kime alayım abi oyuna? 87'ye ben yani şu takımda Crystal Palace'a satmayacağım adam yok şu anda. Şike mike yok abi. Devam. Ben 1-0'a yatacağım ya. Bu takım fark yiyebilecek bir takım. Yok artık. Dalgıcı. Baksana ya, mal amına koyayım. Ayev var ya, müthiş oynuyor. Satmayacağım böyle giderse Ayev'i. Sağ kanada follow foş etti kardeşim senin solunu. Onu değiştireceğim zaten, o salağa yorulmuş. Yani bütün maçlarda iyi oynuyor Ayav lan. Ben bu adamla nasıl çıkacağım? 6 milyon alıyor bir de galiba. Ya da 3 milyon mu alıyor? İkisinden biriydi. Hiç performans vermez diye düşünüyordum da adam deli dehşet performans veriyor o özelliklerle. Hiç beklemiyordum. Aferin. Bu arada 30 izleyici olmuşuz ya YouTube'da. Vay anasına, hoş geldiniz beyler. Yeni gelen arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Eze. İyi orta. Vuran olmadı. Edward. Eze. Lerma. Savaşçı orta. Sam gol attı. Çok kötü takım ya. Artar ya Sivek'cim, artar. Problem değil. İzleyiciye takılmıyoruz. Takım ataklarını gol yiyerek savuşturuyoruz. Est. Hocam ben botum sayılıyorum yine de. Bilmiyorum Forge'ın. Hesabını tutanlara sormak lazım. Oğlum sizi kim defanstan pasta çıkın talimatı verdi ki ya? Dikin ileri ya. Yapma yapma yapma. Sıkıntı. Eşek. Sen katılımcıları görebiliyor muyum burada şu anda kimler var diye? Bakalım katılımcılar. Oğlum millet nereden izliyor bu kadar? Şu an görüyorum katılımcıları. YouTube üzerinden mi izliyorlar? Az kişi gözüküyor mesela şu anda. 4, 5, 6, 7, 8. He, chat'e katılımcıları görüyorum. Yayındakileri görmüyorum. Chat'e katılanları görüyorum. Barış hoş geldin. İlk defa görüyorum seni. Ayavi düğünümde oynatmam hocam. Mesela şu an o da katılımcı oldu chat'e katıldığı için. İlginç. Ya ben de oynatmam normalde. Satmayı düşünüyordum zaten çok maaş aldığı için ama hayvan gibi top oynuyor. Barış anlamadım ben de. Yani takımda en iyi oynayan, ortalaması yüksek oyuncu Ayav oldu. Normalde satacaktım adamı. Hatta adamı kadro dışı falan bırakacaktım. Takım dinamikleri bozulmasın diye dokunmadım. Aferin be. Kardeşim senin canın sağ olsun senin. Senin güzel canın sağ olsun. Kardeşine bilerek maç verdim biliyorum. Ne bilereği ya. Oyuncu değiştirelim abi. 4-0 oldu maç. Kanka ben de bir değişiklik yapayım ben. Çok yorulan oyuncularım ya var. Chris yeni sakatlıktan çıktı. Problem yaşamayalım. Klein daha doğrusu. Holding'i alalım. Gehe yerine.
Holding hiç oynatamadım. Aktif olsaydı da öyle yapsaydım ben. Lerma. Çok özür dilerim kanka. İstersen iptal edeyim öyle yapayım. İptal ettim. Yani, tamam iptal ettim. İptal ettim. Ondan sonra yapayım. Seninki oldu mu aktif? Oldu. Tamam şimdi yapıyorum o zaman. Lerma çok yorulmuş. Holding'i orta sahaya koyacağım savaşçıya ya. Researchers geldi abi sende. Şu şekilde yeter herhalde. Çok da fazla değişiklik yapmayalım. Buradan gol yemeyelim. Maç vermeyelim mi? Yiyeceğiz ama galiba. Ya abi orayı açmayacaksın o. Niye paslaşıyor bunlar? Aa attı ya galiba. Ya kanka bilmiyorum ya. Ben yakın direğe diyorum. Bunlar bak yine aynı yere açacak. İyi izle şimdi. Bozuk ya. Yok yakın direği açacak şimdi. Bak açtı. İyi bir duran top kullanıcın var mı ki kanka? Belki ondan bilmiyorum da kaynaklanıyor olabilir. Kaç kullanıyor bilmiyorum ki. Ya o kadar da kötü açmaz ya. Oyun modası. Aferin beyler. Tebrik ederim. Ayev'in yufkası izliyor. Allah belasını versin. Ben de seni tebrik ederim kardeşim. Eline sağlık. Bak ilk defa şey açmadım kardeşim. Müzik açmadım seni yendikten sonra. Oğlum kafa kafaya şey aldım, ödülü aldım lan. Şaka mı bu? Beyler başlığı görüyorsunuz. Ayev'i öveyim. Ayev'imin yufkasını izliyor kanka. Aa bu değil miydi? Anderson'ı mı izliyor lan? Lan Anderson'mış Allah kahretmesin. Neyse iyi paraya satarız. Palas'ta kara gece mi? Yazıklar olsun. Ne kara gecesi abi? Resmen hak edip aldık. Pignolo. Bu ne ya? Pierre Jonol. Bilmiyorum. Satacağım United'a. Abi şuna bakar mısın? Bakalım. Settle Burger. Oğlum nasıl adamlar buluyorsun Yavuz? Settle Burger. Çıkmadı. Yanlış mı yazan acaba? E var mı acaba arada? Şöyle bakalım. Çıkmadı. Başkasını da izliyorlar. Ona da bakalım. Bana Eyyamcı demişler kanka. Eyyam'la penaltı alıp Savaş Hoca'nın morali düşürdüğünüz anlamadık sanki demişler. Takımın taktiği bozuldu. Kimi? Gehi de izliyorlar. Gehi de Liverpool Arsenal City izliyor lan. Abi 50 milyon değeri var. Parayı kırdık. Parayı kırdık Allah'ın izniyle. Ulan ikisini de mi satsam ne yapsam? Öyle yapınca da teklif vermezler ya. Oynasın. Lig ekli değildir muhtemelen Yavuz hocam ya. Aynen. İki stoperde taş gibi. Evet. Bir de daha holding falan var Gökhan hocam yedeklerde. Bak yedeklerde holding burada herhalde. Bu da iyi bence yani. Onu satarım bunu oynatırım. Bu da çok tatlı bir profili var. Direkt oynar yani. Stoper olarak Kerem Demirbay çeker. Abi neydi ya oynadığı oyun Kerem'in? Kerem'in oynadığı oyun müthiş değil miydi? Ay bu neymiş ya? Hayvan gibi potansiyel varmış. Lamin Yamal. Ya keşke de Barcelona verir mi ki? Belki kiralık alabiliriz ama bilmiyorum. Belki kiralık alırız. Olmaz mı? Yayının durumu mükemmel diyor. Güzel. Analizlere bakıyorum arada da. YouTube'un analizlerine. Güzelmiş, beğendim. Holding FM için çok iyi yedek oyuncu. Bence oynar ya ilk 11'de şu takımda. Lostrin hoş geldin. Hocam oyuna yine başladım. Yapmamı önerdiğin neler var? Lostrin'cim öncelikle yani iyi bir FM oyuncusundan ben olur, başkası olur. Ben çok o kadar iyi bir oyuncu değilim. Daha iyi bir FM oyuncusu varsa onların ilk kariyerlerini izlemeni tavsiye ederim. Ben de fena bir FM oyuncusu sayılmam. İstersen bir ilk başta neler yapıyoruz bunu gör. Birinci bölümden itibaren. Ondan sonra ilk baş güçlü bir takım al. Ya özellikle Türkiye'de kimsin? Mesela... Sen benim takımda mıydın ya? Türkiye'de, sakatlanmış. Türkiye'de mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şey falan... Hangi, o takımlardan birisine taraftarıysan onlardan birini al.
Gerçi Beşiktaş biraz zor olur çünkü mali durumu sıkıntıda ama Galatasaray Fenerbahçe ile başlayabilirsin. Sonra da tavsiyem potansiyelli genç oyuncular alıp maaşı yüksek oyuncuları satıp mali olarak da yükselişte olman. Öyle o şekilde yıldız oyuncuları toplarsın sonradan. Lost Ring'im. Ben benim de bonsaj bedeli ödemeden Galatasaray'ı almıştım. O arkadaşım mı? Premier Lig için yetersiz 11 çıkmaz. Sen Todibo'yu çekse. Keşke Todibo gelse de. Todibo'yu da ama hep alıyorum Savaş Hoca'ya karşı. Farklı bir stoper buluruz ya bu sefer. Hep aynı stoperleri almayayım. Davinson Sanchez iyi olsaydı Davinson'u alırdık. Bak iyi değil çok ya oyunda. Gerçekte çok iyi. Wolves'da oynuyorum. Rakibin kim? Benim Wolves'da. Bournemouth. Bournemouth'da dördüncüymüş ligde. Nasıl oluyorsa. Abi Olis hala iyileşmedi. Olis iyileşse Ayev'den formayı alabilecekmiş bilmiyorum. Ayev o kadar iyi oynuyor. Eşek sağbek. Baksana şunun performansı. 7.60 ortalamayla oynuyor. 3 gol 9 asisti var. Ben Olis'e nasıl vereceğim formayı? İyileşince. Ferguson alamıyoruz mu ya yedeklere? Maça gidelim bakalım. Abi Granada'ya Arda Güler'i kiraladım. Çöp sakın almayın. Geçmiş olsun. Ya aslında oynar ama nerede oynatıyorsun? Bir de hemen performans vermeyebilir. Çünkü fiziki olarak yetersiz bir oyuncu. Oyun açarken orijinali seçiyorduk evet. Orijinali seçiyoruz hocam. Savaş Hoca'yla biraz önceydi maç. Semih izlemedin mi? Yendim. Adam herkesi çalmayarak gol attı ya. Amına koyayım. Hadi şimdi düşüyorsun sıkı tutun. Baksana 13'ünü de. Top göstermedi ya. Ya yenilmeyelim ama bunlara da ya. Ya böyle gol dönmez ama ya. Ters ayaklı kanat çok sakatlanıyor burada. Benden mi kanat bilmiyorum. Abi ters ayaklı kanatı Arda'yı hemen oynatma ya. Yani o fizikle ters ayaklı kanat oynamaz bence ilk başta. Oynarsa da yedek olarak oynar. Baksana ilk isabet şutları gol oldu. Ne diyeyim ben bunlara? Benim de ilk isabet şutum gol olsun. Bir tık yavaşlatalım. Çok hızlı oldu ya. Foul yok mu foul? Ya o kanka hoca benim ağzıma sıçtı hoca. Hoca? Hakem. Kime diyeceğim hoca diye. Arda Güler bende mükemmel oynuyor Oğuz'da. Oğuz'da oynar. Fiziki yetersiz de olsa oynar. Ofansif ortası oyun kurucu da. Ters ayaklı kanat da oynar normalde de biraz fiziğini geliştirmek lazım. Ya da biraz fazla istikrarla oynatmak lazım düzenli olarak. Ya da işte Premier Lig'de falan oynatmamak lazım Arda'yı hemen o fizikle. Ters ayaklı kanat. Duran top falan kullandır ama çok fazla asist gol katkısı yapar. Ve hücum diyelim ya. Biraz daha. Aman okun. Sakatlana sikiyim. Eze çok kötü ya. Çılıp gel bakayım oğlum. Ya da dur bakayım. Şeyde hala milli takımda herhalde. Göremedim ya da sakatlandım acaba yine. Şu topu aldım. Şöyle bir şey yapsak. Ya ne Clivert'muş ya. Bekler desteğe gelsin ya. Arda bende de süper oynuyor. 23'te Gattı bu sene de iyi. Bu sene hiç kullanamadım. Nasip olmadı abi. Çok pahalı diye alamadım. Belki kiralanabilir ama Real Madrid'den. O işe de girmedim açık söyleyeyim. Erkan Hocam hoş geldin. Hoca Twitch'i bıraktın mı? Yani şimdilik yayınlaşmayı düşünmüyorum diyelim Twitch'te. YouTube'da açacağım yayınları bundan sonra. Erkan'cığım. Sinir oldum. Bazılarına. Sinmeyeceğiniz golü ama o yüzden. Hakikaten yani yeter ya. Burada da yayın kalitesi daha iyiymiş. Beğendim yani. Wolverhampton'a yenildim ya. Şaka gibi. Adamların tek isabetli şutu var biliyor musun? Bir tane şutu var adamların. Dikin anca bana kalksın it. Aşk olsun. Geldiğini attın it. Kanka ama sen de atak yapmadın ki ya bana karşı. Ya ben zaten yatmaya geldim ya.
Yani kardeşim kalk yerine yat o zaman, ne diyeyim yani. Ya opsiyonu kiralarım Arda'ya ama. Arda'yı ben geliştireceğim, sonra Real Madrid'e gidecek. Sıkıntı olacak yani. Benim olmayan oyuncuyu geliştirmek istemem. Ya da işte opsiyon olsa mesela bu iyi bir opsiyon ama uygun fiyata da vermezler Arda'yı. Ocak'ta toparlarsın kardeşim transferlerle. Yarak toparlar bu takım. Serbest kalmak. Baksana 500 milyon euro serbest kalmak maddesi var. Nasıl alayım ben bunu? Japon ve Yunan liginden yıldız oyuncu çıkıyor mu hocam? Hiç bilen var. Hocam o nasıl bir istek? Hüseyin hocam. Ama Yunanistan'dan çıkıyor diye biliyorum Hüseyin hocam. Yunanistan ligi açık bir tane kariyer oynadım ben. Yunanistan'dan çıkıyor. Japonya'yı bilmiyorum. Japonya'da da çıkar ya. Adam serbest vuruş kullanamıyor rakip. Yine bize atak oluyor top. Dönüyor atak oluyor ya. Senin maçın devam mı ediyor şu an? Pardon. Devam ediyor ikinci yarı. Bak orta açmasını bilmiyor eşek. Lemine sakın demiş. Hop. 3 oldu. Tebrik ediyorum. Barkley'in de sakatlanmış. Zaraço'ya bakalım hadi. Matias Zaraço tabii ki. Severiz. Ay çok da uygun ya. Orta sahaya direkt alsam mı lan? Ne kadar ki? Bunu bana unutturma diyeceğim de serbest kalan maddesi 75 yazıyor ya. Ama bu yerli de diyor. Bilmiyorum. Bunu bana kesinlikle unutturma Ocak ayında abi. Yavuz. Kaleciye bak ya. Çok beğendim ya. İyiymiş. Atama onu tamam mı ama? Offside etmek isteyen de yok şu anda. Mal. Ne kadara satarsın? 12, 9 ila 12 arası satarız diyorlar lan. Abi kesinlikle unutturmayın bana bunu ya. Kulüp çalışanlarımızı tamamlayalım orada. Antrenör gelişim sorumlusu. Aferin lan. Ne oldu lan? Gol attık. Mustafa Kemal Offside'a Atatürk. Pardon Mustafa Kemal Keskin hoş geldin. Adamsın. Atatürk diye okudum ya. Diamond'e bak hocam. Stoper mi diyorsun? Forvet olan, kanat olan mı Mustafa Kemal'cim? Antrenörlük. Transfer komitesi. Antrenör gelişim sorumlusu alacağız abi. Antrenör gelişim sorumlusunda ne önemliydi? Pazarlık kabiliyeti ve teknik heyet personeli. Bunu hemen ayarlayalım. Pazarlık kabiliyeti ve teknik heyet personel kalitesini arttırmak için muhabbetlereydi. Stoper olan. Ya onu ben kullandım geçen oyunda da. Hemen kullanayım istemiyorum. Belki başka adam alırız Mustafa Kemal. Ama bakarız ya belki alırız yine. Bu oyunda almadım çünkü 24'te. Ay bu neymiş ya? Baksana zihinseline. Gel bakayım bana. Gel geliştir antrenör. Futbol direktör. Değil abi. Antrenör gelişim sorumlusu olarak gel dedim de. Benim futbol direktörüm almış mıydım ben? Aldım galiba futbol direktörü ya. Gel antrenör gelişim sorumlum ol. Tamam gel seni aldım ya. Hiç pazarlık da yapmayacağım. Bunu da terk ettim gelişimle. Futbol direktörüm kim abi benim? David Filio. Çok iyi değilmiş ya. Bunu kovabiliriz. Bir tane futbol direktörü de alalım. Çıktık oradan hata. Önüm bomboş. Senin de önüm bomboş. 24'te köpek gibi fizikseli yapma ya. Kes içeri güzel bir orta. Belki alırız o at zaman. At bunu adamsın. Bir o gol daha atarsak müthiş olur lan. Ne döneriz lan hadi. Oyuncu potansiyeli ve pazarlık hadi. Kabiliyeti. Tamam bunları ayarlayalım hemen. Potansiyel ve pazarlık. Fena değil. Gayet iyi kardeşim. Tebrik ederim. Geçireceğim hemen de bir futbol direktörü alıyorum müsaade edersen be. Şuna bir teklif yapayım girmişken. Sen şeydeyken adam bakıyordum. Heh, buldum. Oha 1.37 istiyor. Neyse 24'ü aldık. Bayağı para verdim. Pavona bakar mısın? Hangi pavon? Dur da şimdi sınıf edelim. Akan oyunda en az 20 attı hocam ligde Diomonde. Akan oyunda stoperken mi? Kafayla mı? Yoksa Akan oyunda diyorsun ama duran top demedin ya. Nasıl yani? Sıvakçım. Evet. Barkley sakat. Kaç hafta? 6-7 hafta. Ya benim Olis iyileşince ben Olis'i nerede oynatacağım bilmiyorum kanka. Hayvan gibi performans veriyor ya Ayev. Eze'yi falan keseceğim böyle giderse. Ya da 4-2-3-1'e döneceğim. 2 forvetten çıkıp 4-2-3-1'e dönüp Eze'yi ortaya çekeceğim. Aya burada oynayacak. Olis'i sol kanatta oynayacağım. Sayın yayıncı müsait olunca Discord'a bakın. Hemen bakayım. 2 tane aynı antrenmanı arka arkaya koymuş. Mal. Sevdiğimden dedim ya Ceyda. Eğer hoşuna gitmiyorsa da söylemem dedim ya. Böyle seversin ya bazen kız çocuklarını. Bir dakika taktikte ufak bir değişiklik. Kafayla değil ayakla ceza sahasında hocam libero oynattım. Yok artık. Stoper Diomon değil libero mu oynattın? Jim Naylor.
Yazamadım da. Bu neymiş ya? İngiltere'yi full biliyor herif. Ama Tottenham da bana gelmiyor. Gözlemci olarak gelmedi bana ya. Antrenör isteyebiliyor muyuz acaba? Yönetimle durumum, alakam nasıl? Antrenman testlerini geliştir diyelim. Personelden de teknik heyet isteyemiyor muyuz? Ben şu an isteyemiyoruz. Yuh! Stoper diyor Monde'den. Ön libero oynatıp 30 gol katkısı vermiştir diyorsun. Orta saha arıyorsan Manukone. Manukone'yi çok aldım geçen oyunda ama belki yine alırız. Daha demin bir tane ama orta saha buldum. FM23'te çok aldığım için o tarz adamlara girmemeye çalışıyorum. Hani başka ekstra bir adam bulalım. Daha demin kim yazdı? Yavuz mu yazdı? Osman mı yazdı? Bir tane orta saha yazdılar. Arjantinli galiba. Neydi adı beyler? Bir daha yazar mısınız onu? Unuttum şimdi adını. Manukone'yi de rapor alalım yine. Ama Manukone'yi hem FM22'den FM23'te çok aldım. Savaşçı taş gibi orta saha biliyorum. Heh, Matias Zaraçu'yu. İlk defa gördüm ben mesela bunu. Matias Zaraçu'yu ilk defa gördüm. Aslan Odriego'yu da al. Onu ben şeyde aldım. Galatasaray kariyerimde aldım. Mustafa Kemal. Çok beğendim onu zaten, aldım Galatasaray kariyerimde. Tam Boyle Barış Alper'lik takım. Alayım lan Boyle Barış Alper'i. Ama çok para... Ya gerçi Barış Alper'e para istenmez de Boyle ister. Galatasaray. 25 kağıdı elden çıkarmak lazım herhalde. Varela var, Arjantinli. FM23'te de vardı eğer oysa. Eğer onu söylüyorsanız FM23'te de var. Bir bakarız. Oğlum benim galiba belim mi sırtım mı ne tutulmuş. Arada böyle yapıyorum. Onun teknikleri var aslında. Açmak için sırtı beli. Şu dirsekleri bir köşeye, bir duvarın, iki duvarın birleştiği köşeye şöyle bir şöyle göstereyim. Köşeye şöyle yaslayıp böyle beli oğlum, rahatlatmak lazım ya da sırtı Everton. Aynı şekilde. Everton'u kez 5 puan almış. Bırak, hoş geldin. Online kariyer nasıl oluyor? Köpekler. Arkadaşımla beraber oynuyorum. Savaş Hoca'yla beraber. 5 puana çıkmışlar. O nasıl lan? Everton mı? Yuh. Bunlar küme düşmez de biz düşersek kanka. Çok gülerim. Barış Alper kardeşim çok seviyorum ya. Hocam sol bek oynar mısın demiş. Est demiş Barış. Babbe. Abi her yerde oynuyor ya. Hakan hoş geldin. Ben bu arada hatırlayanlar bilir. FM22'de FM23'te Barış Alper'i her yerde oynattım. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, forvet. Her yerde oynattım abi. Bilenler bilir. Onu da söyleyeyim. Victor Eletu baksana hocam. Bakalım. Kanka Hakan geldi. Ali Sezai saç modeli yeniden moda oldu kanka demiş. Benim saçım öyle mi gözüküyor kanka? Bilmiyorum ki. Bir rapor alalım. Bir açsana bir baksana kanka be. Bir dakika bakacağım. Bir gir kardeşim chat'e de sana da bot desinler. He öyle gözüküyor. O ne lan hakikaten? Bilerek yapmadım ya. Ya dün... Konuşma, bilerek yaptım burada. Ya bu saçı bilerek yapabilir miyim kanka Allah aşkına, bak şey de veriyorum. Bu saç istemeden olacak bir saç değil. Ya ben bazen duş alıp uyuyorum, tamam mı? Duş alıp uyuduğum zamanlarda böyle saçım kalkıyor. Onu chat'e anlat kardeşim, benim şu an daha büyük dertlerim var. Bu kiraladıkları oyuncuları kendi kulüplerinde oynatmama kuralını kim koyduysa Allah belasını versin o kuralın. Tek kanadı kartal modeli gibi yapmışsın kanka saçını. Vallahi bilerek yapmadım abi. Uyudum uyandım böyle oldu. Duş alıp uyuyup uyandım. Levi's skill'i bakar mısın hocam? PM'de feci profil. Stoper oynatacağım hadi bakalım. Maçtan sonra bakalım mı? Enveri'ye de maçtan sonra bakalım Semih hocam. Ya sikecekler ya sikecekler. Şu maça girelim bakalım. Kimle oynuyorum? Burnhamut. Olis iyileşse 4-3'ü oynuyorlar. 4-3'e 4-2-4 oynamayalım mı? Abi ben seni yeni keşfettim. Keşke daha önce keşfetseydim. Estağfurullah Osman'cığım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Olis'i alalım abi kadroya. Olis iyileşmiş. 4-2-3-1'e döneceğim. Tompkins'i çıkarttım ya. Stoper ihtiyacım yok. Kanka şey geri döndü de. Onu alıyorum oyuna da. Biraz bekletiyorum o yüzden. Kusura bakma. 3 sakat. Sağ kanat oynuyor ki. Bir tane kural gereği oynayamayan oyuncu. Ayav sol oynuyormuş ama bak. Kanat forvet destek. Bir deneyelim. Bir tane cezalı mükemmel bir kadroyla çıkıyoruz. Her sekli kanat destekte oynuyor.
Galatasaray'ın Kayseri Spor maçında Kerem'in stoper, Barış Alper'in sol bek, Mertens'in orta saha oynadığı 11 bile daha mantıklı şu 11'den. O kadar mı diyorsun? Toka mı takayım? O kadar uzamadı. O kadar. Tek kanatlı kartal modeli gibi. Tek kanatlı kartal nasıl oluyor kardeşim? Çıkın abi, ne yapacaksınız? Sikecekler herifler bizi ya, hadi. Hadi hızlı hızlı sikilin gelin. Est. Üçe vur hocam. Vurdurayım mı Can? Hoş geldin. Bu arada yayına yeni gelenler yayını beğenmeyi unutmasın bak. YouTube öyle keşfete çıkartıyor beyler. Keşfete çıkmamızı istiyorsanız öyle çıkacağız. Videoyu beğenip... Rahat oynayayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Saçımı üçe vurdurmak isteyenler. Evet, kornerden atamadılar. Dokur. Olis. İyi top. Eze. Pas özürlü. Teşekkür ederim Forgan. Eze. Olis. Eze. Klein. Klein Divandel. Ah be. Penaltı oldu. John Stones sıçarım çarkına ama. 5 aydır sakatladım, öyle Arsenal maçında koyarsan penaltı yaptırır. Senden penaltı oldu. Kanka küme düşeceksin ha. Şş. Kendine gel. Çok sikimdeydi ya. Düşersem düşerim. Çonk kes ya. Luke Berry. Maçtan sonra hatırlatırsanız bakarım abi hepsine. Yazdıklarınızda. Yemeyelim ya. Ya dengeli değil, hücum var. Pozitif oynayalım. Ya da hücum diyelim ya direkt. Senesi. İlgili Senesi. Neto. Bu Wolves'ta değil miydi ya Neto? Zabani varmış lan adamlarda, yok artık. Oo, Kluivert da burada. Sakatlandı. Daha yeni iyileştin ya. Ya yemeyelim ama. Bunların kadro neymiş ya? Sinistrelli'yi almışlar. Kanat sağlam. Kelly'yi biliyoruz. Ozan kardeşim mesaj attı. Hadi be, vuracaksam vur. Bezeyi mi çıkarsam ya? Bunun için mi beklettin? Taca attın topu. 4-2-4'e döneceğim bakalım, deneyeceğim. Taktiği değiştirmeseydim keşke hiç. Olis'i oynatacağım diye taktik değiştirdik abi. Burada bir tanesini ofansif yapacağım ya. Derin oyun kurucu yapacağım ya da. Böyle diyelim bakalım. Direkten alacak oyuncu da yok. Ozan kardeşim doğum günü geliyor da. Stoper hattını komple değiştiriyorum. Kötü oldu gol dediğimiz ya. Aferin John Stone. Ağzına... Ya kanka elinden kaçırdı topu John Stone. Normalde kaçırmazdı onu. Morali kanka bozulmuş. Orta açtılar, orta açınca morali bozulacak hiçbir şey yaşamadık ki adamla. Ya pozisyon göster aynen. Be. Allah rızası için. Rosberg'le geç lan sağ beke. Abi bak, yerleri değişmiş oyuncularımın. Hücum ağırlıklı yapmıştım ben bu arada. Biraz ileri alalım abi. Çok ataktaydık. Sana diyorum ama ben de küme düşeceğim böyle giderse. Burnham'ı yeniliyorum lan deplasmanda. Penaltı golüyle kaybetmeyelim. Atacaksınız, bir tane daha atın. Tamam mı? Hayır, ya da berabere bitsin. Yerini değiştirdik, sıçtı. Attın sola. Kes içeri lan. Kes sen, kes lan. Biriniz kes içeri. Lan. Ya Ulis'te kazanmak istiyorum şimdi. Tam kadroyu bozdum ama. Offside yok hocam. Çok değerli bir oyuncu. Çok yüksek paralar satabiliriz Ulis'i. O yüzden kazanmak istiyorum onu da. Oynatmak da istiyorum bu sebeple. Arsenal'la bir berabere kaldı. Ciddi misin lan? Ben de Burnham'a yeniliyorum kardeşim. Yapma, dokur.
Burnley 4. sıradaydı ya. Abi 3 atıyorlar şu an. Ya John Stone elini çekti bu sefer de. Elini çekti kanka. Olmadı. Bakayım Everton, Brentford, Nottingham, Burnley. Bunlar ne yapmışlar? Kaleci alacağız herhalde. Bir tane atsak ne olacak ki şimdi? Bir şey fark etmeyecek yani. Bir tane bile atamayız da. Brentford yenilmiş. Everton yenilmiş. Burnley yenilmiş. Matete attın mı? Almış. Güzel. Maç bitti anasını sattım. Ya maç aradaki bitti, gol attım. Farkı korudum. Polis de sakatlandın mı? Aferin abi. Maç bitmiş lan zaten. Değiştiremedim. Polisi oynatacağım diye maç verdim ya. Sırf kazanayım, sakatlıktan döndü. Şu çocuğu da oynatayım dedim. Maç verdim kanka. İnanılmaz güzel ya. Olsun. Ya Matete'yi oynatıyorum zaten de. Yani kimi keseyim bilmiyorum ki. Olise o zaman oynatmayacağım böyle giderse. Maç kazanıyorduk, maç kaybediyoruz. Arsenal'da oynayacağım ben de. Üf, yine senin takımını takip ediyorum. Barkley'i sakat sakat iğneyle oynatıyorum valla. Arsenal'e karşı ne oynadın lan? Ben beşli oynadım. Beşli mi oynadın? Ne yapayım? Orta sahalarım yok. Declan Rice'ı mı sakatladın lan? Bir şey yapmadım ben Declan Rice'a. Sakat özellikle gözüküyor. Kendiliğinden sakattır. Partide şey yapmışsın. O da kırmızı kart cezalı. Kırmızı kart görmedi benim maçta. Hemen bakalım. Çok beğenmedim bunu ya. Skelly'e baktık. Enveri'ye de bakalım. O Arsenal'da bu da tam rakibimizde. Şu anda iyi gözükmüyorlar ya. 5-2-3 mü çıkalım? Ya kendi sahamda da çok atak oynamak istiyorum aslında. Abi çok iyi herif ya. Bunu alacağım beyler, Zaraçu'yu beğendim ya. Holding endişelenmeye başlıyor. Holding. Kanka oyuncum endişeleniyor. Bir dakika. Ne istedin kardeşim? İlk 11 oynamak istiyor. Ya rotasyon oyuncusun desek olmaz mı? Orta yol bulsak. Allah oldu. Gonçalo Moreira. Ha, ona da bakalım. 5-2-3 yüksek tempo kontra atak. Aslında şey de oynasak iyi olacak, evet. Hiç fena değilmiş. Uygunmuş da fiyata. Bu Moreira'yı biz geçen oyunlarda alıyor muyduk acaba? Hep bir tane Moreira alıyorduk. Bir dakika. Raporu geldi mi Arsenal'ın? Analiz raporuna bakalım bir ya. Geçirmesene kanka, bir şeye bakacağım. Rakiplerin bu takıma karşı kullandığı dizilişler. 4-3-3'te artı 4 veriyor. 4-2-3-1'de artı 9 veriyor. 5-3-2'de artı 2 veriyor beyler. 4-4-2'de artı 10 veriyor. 29'a 100, oha 11'e 129. Ama 4-2-4 değil, 4-4-2 diyor bak. 4-2-4 sıkıntı. 4-4-2 oynasak artı 10 veriyor ya. Acaba kim oynadı bunlara karşı 4-4-2'de böyle oldu? Newcastle mı? Burnley Lazio'ya kaybetmişler. Başka kayıpları yok zaten. Lazio 4-3 oynamış. Latro Fofana'yı kiralayabilirim. Hmm. Bakarız ona ya gelince. Kanka Henderson'ın sıkıntısı varmış. Konuşayım be. Hayırdır. Orta yol bulmaya çalışsak. Allah oldu. Aferin lan. Henderson seni satayım oğlum madem böyle düşünüyorsun. Aa, hiç sıcak bakmıyor diyor. Tam durum ayarlanmamış olsun. Abi niye? Adam oynamayan adam niye satılmak istemez ki? Atete'ye bakar mısın? Bakarız tabii ki. Ne demek abi? Bakalım. Çıkmadı. Çıkartamadım bilmiyorum.
Lavs hoş geldin. 4-4-2 çık demiş. 4-4-2 deneyeceğim, evet. De bunlar 4-4-2'de oynayacak mı? Ne yaptın lan? Lan! Geri al, geri alamıyoruz mu? Yaz. Kanka taktiğim bozuldu, bir dakika. Değiştiriyorum ben. Birazdan yapacağım. Celtic'te hocam, Hatete. Bakarız. Maçları atlatalım bakalım ona da. 4-2-4'ten çevirelim. Daha net olur. Böyle değil ama kanat oynatacağım. Versaylı kanat hücum diyelim. Biraz daha orta sahada mı oynatmak lazım acaba ortadakilere? Dev sınav teklifler. Ya benim menajerime teklif yapıyorlar kanka. Alsın, neyse alsınlar bunu, bir şey değil. Kötüymüş adam. Dokur'da derin oyun kurucu destekli oynatacaktım. Unutmayayım onu. Takı destekten hücuma çek. Evet öyle yaptım. 4-4-2'ye döndük ya, hücumda oynasınlar. Doğru söylüyorsun Flaps. Rodrigo Mora'ya da bakarız birazdan. Oyuncularla konuşayım da biraz yükselişe geçmemiz lazım. Atlayacağız yoksa. Eze pivot santrofor oynuyor. Nerede Mateta? Mateta gel. Eze'yi keseceğim böyle giderse. Ya da Eze'yi böyle oynatabilirim. Eze sol tarafta. Ters ayaklı kanat destek oynuyor. Hücum da oynar ya bu. Tamam, hücum da oynar bu. Özel yeteneği var. Böyle yapabiliriz. Niye ya? Zor olmayabilir. Belki kendi sahamızda yeneriz. Belli olmaz beyler. Kaleyi gördüğünde orta aç demeyelim ya. Fazla bekletmeden orta aç demeyelim daha doğrusu. DG var, 100 sterlin basıldı. Defanstan kısa pasta çık da demeyebiliriz belki. Arsenal'a karşı. Da koşu yoluna pas at da demeyebiliriz belki. Sırf Edward var diye. Bir demeyelim bunu. Gerçi iki forvet oynatırken, bir tane de yaratıcı oynatırken demek de önemli de. Neyse bozmayalım hadi var olan taktiği. Çok önde de savunmak da doğru olmayabilir. Biraz defans çizgisini de geri çeksek tatlı olabilirdi belki de, bilmiyorum. Bir okuyalım savaş oyun maça girmeden. Girmezse hemen. Son 20 maçta yayınlanan 11 gol 4 tanesi ikinci yarının ilk 15 dakika. İkinci yarının ilk 15 dakikası full baskı yapalım abi. Son 17 karşılaşmada rakiplerin yaptığı toplam 10 asistin 4 tanesi ceza sahası dışından kaydedildi. Rakibin yakın direğe orta yaptığı duran toplarda topa ilk dokunan taraf olmak konusunda %1 ile düşük bir yüzde tut. Ön direğe orta aç dedim zaten ama. Trini de oldukça formsuzmuş. Onun üzerine de oynasak tatlı olur. Dur bakalım. Göreceğiz. Evet. Ah, gazamız mübarek olsun. Kötü gidişata son vermemiz lazım beyler. Arsenal maçı da son verirsek daha da tatlı olur. Pozitif değil. Belki hücum yapmış olabiliriz. Adem hocam, aleyküm selam. Hoş geldin. Artık burada mı açıyorsun? Ya biraz kızdım Twitch'teki arkadaşlara. O yüzden YouTube'dan açmak istedim. Adem hocam hoş geldin. Sefalar getirin. Aleyküm selam. Pozitifte başlayalım ya. Bir de buranın kalitesi, yayın kalitesi daha iyiymiş diyorlar. İnşallah öyledir. 10.000 bitrate falan verebiliyorum yayını. Çok hoşuma gitti yani. Zaten milleti YouTube'dan Twitch'e getirtmeye çalışıyordum. Şimdi hiç onunla da uğraşmam yani böyle yaparak. Ödegard'ın yorgun mu acaba Ödegard? Buna sert oynayalım Ödegard'ı. Zaten maç kondisyonunda sıkıntı var. İkinci yarı oyuna girecek oyunculara pres ve şey yapalım. Aynen Adem hocam, hiç problem değil. Bir dakika, şuna pres yap. Ulan! Dur. Şöyle değil şu. Allah aşkına. Buna bir şey yapmayın ya cıza. Gerçi bu da biraz yorgun gözüküyor da. Zinchenko'yu da sakatlayabilir. Sakatlığa yatkınlığı var Zinchenko'nun. Kaya Havertz'i nerede oynatıyorlar lan? Neyse ona pres yapmayalım. Emir Akın hoş geldin. Est demiş. Sefalar getirdin kardeşim. Yayını beğenin gençler diyor. Eyvallah Adem hocam. Teşekkürler. Hoş geldin. Hocam aynı İsmail Kartal gibisin demiş. Niye öyle diyorsun oğlum? İsmail Özel'e neremiz benziyor? Ulan Zinchenko'ya sert oynayın dedim. Adam hala topa vurabiliyor yani. Ya yok artık John Stone. Heh, olmadı.
Garip garip analiz raporu geliyor. Rakibin oynadığı oyun ile alakalı rapor gelmiyor demiş. Yani bilmiyorum, ben bazen faydalanıyorum, her zaman değil. Ama bazen katılıyorum yorumlarına. Yani bazen olduğuna katılıyorum. Evet, haklısın yani. Analiz raporunda çok saçma sapan şeyler söyleyebiliyor. Hadi lan! Araya! 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 Vurma Allah aşkına, vurma! At gol at! Neler yaptı da gol olsa çok tatlı olacaktı ya. Vur! Ah be oğlum. İsmail Kartal olarak görmek hakarettir. S dayımın seviye farklıdır demiş. Eyvallah Emir. S dayım olduk biz de. Bir tane şey var ya. Amin dayı mıydı diğeri de. Mateta! Ön direkte vurdu. Ön direk bak mesela uyarmıştı. Gözlemci raporunda ön direkte kafa toplarında sıkıntı yaşıyor Arsenal diyordu. Bak bu mesela doğru çıktı Gökhan Hocam. Kanka Arsenal'ı yeniyorum. Aman aman aman. Ya ağzımı bir kere açtım. Bir kere açtım ağzımı. Direkt kafa topu gol oldu. İlk top ya. İlk top tattılar. Ben kaç tane gol kaçırdım? Elle mi attı lan? Ya iptal etmedi. Bazen tutuyor işte hocam. Burada en son gelişmelerde niye şey gözükmüyor? Mesela canlı skorlar gözüksün istiyorum. Hı, savaşa da bakayım. Sen yeniliyor mu lan Luton'la? Fulham'a? Ses çıkmıyor. Bir yere gitmiştir belki, bilmiyorum da. Baksana abi. 5 şutu var toplam. Benim 8 şutum var lan. Bir de XG'm 1.04 abi. Mateta çok net bir tane gol kaçırdı. Memnun değilim. Bu kadar da kötü değiliz diyelim. Hadi lan Ulis. Güzel orta golü getirir. Öndüreye. Ya arkaya değil, öndüreye be. Vur. Aha. Offside verme. Verme canım hocam. Vallahi yoktu. Lütfen hocam. Adamlarınkini iptal etmedin. Canım dedik. Canım dediklerimi canımıza almasın. Allah belanı versin. Oğlum nasıl offside? Bu vurmadı mı kafayı? Klein vurmamış. Ya offside'miş, tamam. Pardon, özür dilerim. Belamı da geri alıyorum. İlk 15 dakika hücuma çekecektik değil mi? Unuttum bak ya. Full pres yap abi ilk 15 dakika. Ama şimdi gol yersek patlayacağız ya. Tomiyasu da asit yapmasın ya. Yapma, bizde kalsın. Sen nereye gidiyorsun sen? Klein sen büyüdün de adam mı olacaksın? Burası ne? Bak Declan Rice'ı bitirdik abi. Zinchenko'yu da bitirdik. Zinchenko'yu çıkardı, Declan'ı aldı. Zinchenko'yu sakatladık galiba. Çıkarttı oyundan. Declan'a da sert girelim. Onun da sıkıntısı vardı. Sakattı o da. Yapma yapma. Oğlum niye bir top bizde kalmıyor oğlum? Diyeceğiz gibi ya. Tempoyu düşür birazcık. Biraz disiplini mi oynasak? Oyuncu değişiklik falan mı yapsak ya? Benim eleman nerede Brezilyalı olan ya? Hala milli takımda falan mı? Niye alamadık onu? Sakat mı acaba? Onu göremiyorum şu anda. Adamın kaleciyle kahve içmeye gitti. Offside değil diyor. Ne hoca ne işlemiş. Vallahi biraz öyle olmuş, pardon. Hux baba gel. Rolünü sana verdim. Şu anda yer değiştirdik abi. Yalnız ilk yarı 15 dakika geçti ya. Acaba presi kaldırsam mı? Evet. Presi kaldırmam lazım. Gol yiyeceğim yoksa. Önde baskıya koyayım senin kaleci gibi. Benjamin White'den kafa golü yedik. 1.85 stoper. Ya ilk şeylere baksana. 0.63 eksi 1'e 2 gol attılar. Burada mısın lan Savaş? Sola sola dön. Offside vermesin canım artık hoca. Hocam bak gelip durma şuraya bak.
Jared Gillett. Ya yine sevmiyor benimkiler ya. Ya iptal et. Aa, al, iptal etmedi, güzel. Eh be. Vallahi bak 2-0 bir X'im var. 0-63 X'i ile berabereyiz yani. Oyun olarak FM Blood Mobile yazıyor. Evet Adem hocam, ama Futbol Manager 24 kategorisini kaldırmış YouTube. O yüzden yoktu. O yüzden böyle yaptım. Dikkat ettim yoksa. Teşekkür ederim. Hadi bir tane daha be. Kitabın tam ortasından konuşuyorum. Tam ortasından demiş. Eyvallah. Mateta indirdi. Hooks. Güzel top. Dokur. Top Edward. Pas yapıyoruz. Crystal Hollis. Yurda. Gol. Müthiş gol. Kanka son maç olsun. Ne oldu? Ben bir yere kadar gidip gelmem gerekiyor. Gidip gelemez misin? Ya iptal evet, etti. Yarım saat 45 dakika. O kadar mı sürecek? Evet. Tamam kardeşim, öyle diyorsan öyle olsun ya. Sen kaydedersin hatta ya. Tamam kaydederim. Ben de sana seslenip durdum zaten, şey yapmadın. Telefondaydım. Fark ettim. Abi çok kötü oldu ya. Müthiş gol atmıştık ya. İki tane golümü iptal etti Arsenal abi. Daha ne yapacağız ki biz Arsenal'la? Hadi lan. Sal oraya. Nereye salıyorsun? Nereye salıyorsun? Hata yapacaklar belli. Şu Mateta. Aleykümselam. Söylerim hocam. Bomboştu ya. Mateta. Mateta. Oh, oh, oh. Burada atamadı, bilirdi. 100 tane gol kaçırdım Arsenal'a. 2 golümü iptal ettiler. Allah'ım yardım et. Hollis. İyi top. Vuruş gelmedi. Anderson. Dokur. Penaltı yok mu orada? Ya yapma ama. 2.50 X'im var ya. Ya ayıptır ya. 2.50 X'i vardı oğlum ya. Kafamı kıracağım. Kazanmamız gerekirdi çocuklar ya. Yani bir şey demeyeceğim başka bunlara. Burada mısın sen şu an? Gittin mi yoksa? Gitmiş gibi geliyor. Sorduğunuz oyunculara bakabilirim beyler şu anda. Ondan sonra da kapatırım yayını. Bakayım. 2 saattir yayındaymışız. Hop. Kimler demişler? Bakıyorum şöyle. Garnacho. Ya Garnacho'ya zaten teklif yapacaktık onu. He, Alejandro Garnacho mu? Buna teklif yaparız ya. Bunu kiralarlar ama en fazla yani, bize vermezler. Buna bir takip listesine ekledim. Rodrigo Moura'ya da bakalım. Bunu beğenmedim ya. Bunu beğenmedim. Eman Pospo. Bakalım buna da. Bunu da beğenmedim ya. Bunu da beğenmedim. Belki ama ileride iyi bir adam olur. Hani şu an bir şey söyleyemiyorum. Shane Kluivert. Ya bir de ben Van Persie'nin oğlunu beğenmiştim. Ona bir bakalım ya. Bunu da beğenmedim. Van Persie diye mi yazılıyordu? Shaquille Van Persie. Bu çocuk çok gelişiyor beyler ya. Bunu alırız belki. Fernino'ya boyunda aldım mı hatırlamıyorum 24'te ya. 23'te 22'de aldık da çok. Zizek'i çok öldürmüşler fizikselini ya. Terry Henry al hocam. Çift forvetle iş yapabilir. Belki. Terry Henry. Bakalım. Ben Doğak çıktıysa. Bakalım Ben Doğak'a. Arda Güler alamam ki. Serbest kalma maddesi 500 koymuşlar Baran. Çok iyiymiş Ben Doğak da. Abi bunu nasıl alacağız ki? Baksana çok pahalı. 32 ila 46 milyon euro. Ya ben sol beke boyunda yanlış şey yapmak istiyorum. Ali aynı anda hem YouTube hem Twitch'ten yayın açılır mı? Hayır. Aynı anda açmayacağım ya. Twitch'i sinirlendim bayağı. O yüzden Twitch'ten yayın açmak istemiyorum. Bundan sonra YouTube'dan açacağım belki de yayınları. Bilmiyorum. Kararını vereceğim bunu.
Biraz düşüneceğim, karar vereceğim. Valentin Barco'yu alamamıştım şeyde. Belki savaşa karşı burada sol bek olarak alırım bunu. Hem de ucuzmuş bak. Hemen gözlemleyelim. Takip sesini ekleyelim. Unutmayalım. Bir de Jalert'i istiyorum ben devre arasında. Şu an transfer dönemi kapalı ama. Danimarkalı Jalert. Bu şeyde Kopenhag'da oynayan çocuk. Nasıl yazılıyordu bu ya? Jalert diye miydi? Kopenhag'dan bakalım böyle çıkmayacak. Jalert diye yazılıyormuş. Gücü falan çok kötü duruyor şu anda ama. Acaba gelişir mi? Bundan da bir rapor alalım. Benim kafamdaki oyuncular bunlar yani. Hocam harbi diyorum var hani. Ya ciddi misin ya? Ben dalga geçiyorsun sandım. Yok artık. Bu da Thierry Henry'nin oğlu falan mı? Orjun. Gerçi Brezilyalı yazıyor. Olamaz herhalde. Bilgi. Medya dostu. Yok ya, Thierry Henry'nin oğlu değil bu ya. Ben vallahi dalga geçiyorsun sandım. Gözlemleyelim bunu da Forge'un. Başka. Samu Omorodion. Bakalım. İyiymiş ya. Genç yaş iyiymiş yani. Bir takip sitesine ekleyelim abi. Aruno Sangante. Ona da bakalım. Hocam Madrid'in U21 kalecisi var. Çok gelişiyor. Bu Ukraynalı olan mı? Bunu da raporunu alalım. Ya Afrikalı topçu almak istemiyorum. Çok aşırı yetenekliyse. Zaten takımın baksana hepsi siyahi futbolcu. Hepsi Güney Afrika kupasına gidiyor ve Ocak-Şubat ayında bizi yalnız bırakıyor. Bir Anderson var işte. Afrika kökenli olmayan. Bir de John Stone var sanırım. Bu da John Stone'la nereli olduğu belli değil. Bir bakayım bir geçmişine. Roman miymiş? Yok artık. Yani Romanya'ya karşıymış. İngilizmiş bu. Madrid'in U21 kalesinin adı neydi? Bakalım ona bir. Lünin herhalde. Lünin diyorsundur diye düşünüyorum. Ama bu U21'de değil şu anda ya. U21'de başka bir kaleci falan mı var acaba şu an? Bakalım şöyle bir kalecilere. Lucas Canizares falan mı? O kalecinin adı ne? Lünin demedim mi? Simon. Simon'u çok o kadar çok oynadım ki FM23'te galiba. O yüzden bir daha almak istemiyorum. Daha iyi bir kaleci bulursak daha iyi bir kaleci alırız. Arona Sangarte'ye bakacak. Buna baktık galiba daha demin. Buna baktık daha demin. Canizares. Toplayıp da yapıştıramıyorum. Dur bakayım bir daha deneyim. İyi küçük yapsak. Yok şimdi büyük oldu. Şimdi küçük yapsak. Yine çıkmadı. Canizares. Çıkmadı bende Baran ya. Allah çıkmadı. Belki... Database'ten dolayı olabilir abi. Bilmiyorum. Emin değilim. Neyse. Bugünkü yayını kapatalım. Bir deneme yayını açtım YouTube'dan. Bir daha belki canlı yayınları YouTube'dan yapabiliriz. Bilmiyorum. Sinirime bağlı. Geçip geçmeyeceğine. Hayırlısı olsun. YouTube'un yayın kalitesine de bakacağım yayın sonrasında. Belki Twitch'ten daha iyiyse YouTube'dan devam ederiz. YouTube'un yayın kalitesi Twitch'ten iyiyse eğer. Genelde iyi olabiliyor bazen. Andre Gomes 18 Benfica. Bakalım ona da hemen. Emir Akın. Bu Portekizli olan kaleci ya. Genç kaleci diyorsan bu. 19 yaşına gelmiş. Çok potansiyelli olmayabiliyor. Hem YouTube'dan yayınları vermek de sonradan daha kolay olabilir. Hem YouTube sayfada beklemiş olmaz. YouTube'dan Twitch'e aktarmaya çalışıyordum veya Twitch'ten YouTube'a aktarmaya çalışıyordum. Çok uğraşıyordum yani. Belki böyle daha hayırlı olur, güzel olur beyler. Şimdilik müsaadenizi isteyelim. Bu takıma papaz bir orta saha lazım. Alırız. Savaş Hoca ile tekrardan muhtemelen yarın oynarız, alırız beyler. Tamam. Yarın akşam saat 21 YouTube diyoruz o zaman. Bundan sonra YouTube'dayız abi. Eğer Savaş da müsait olursa yarın akşam 21'de YouTube'da yayındayız beyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz efendim. Söylediğiniz diğer adamlara da... Hadi bakayım ya. O kadar yazmışsınız. Zelowski. Şu. Bunu beğenmedim ama belki iyi gelişir bilmiyorum. Samuel Dikos'a da bakayım. Bu da son olsun. Sonra yayını kapatıyorum. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar bedava YouTube'da biliyorsunuz. Buna da raporu attım. Çok beğenmedim şu anda. Belki potansiyeli iyidir. Potansiyelini alırız. Oyunu kaydediyorum. Kaydedemiyorum lan. Oyunu niye kaydedemiyorum? Kardeşimi geçirmemiz mi lazım acaba? Oyunu kaydettim mi acaba?
Allah Allah. Kaydet seçeneği yok. Lan oyunu kaydet seçeneği yok. Niye kaydedemiyorum oyunu? Savaş oyunda mı acaba? Savaşı bir gün geçireyim, öyle bir kaydetmeyi deneyim olmadı. Oyun durumu. Savaş kardeşimi bir gün ilerleteyim bakayım. 5 saniye ilerlettik. Biz de ilerleyelim. Ondan sonra kaydetmeyi deneyelim. Evet. Şimdi kaydedebiliriz belki. Belki gün geçmediğimiz için kaydedememişizdir. Bilmiyorum. Oluyor bazen öyle. Şimdi. Geldi, tamamdır. Hadi iyi akşamlar beyler, görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Beyler bayanlar. Ceyda da var. İyi geceler diyorum efendim. Hoşça kalın, esen kalın. Sağlıcakla kalın.